1 Günlerdir okurlarım geçtiğimiz pazar günü yapılan mahalli idareler seçimi sonrasında benden böyle bir yazı beklediklerini arayarak, mesaj atarak ve özel iletişim hesaplarımdan yazdı durdu. Elbette ben de ülkeyi, ilçeyi, hayatı gözlemleyen biri olarak böyle bir yazıyı yazma fikrini aklımdan geçiriyordum. Ancak bölük pörçük, gündem değiştikçe güncelliğini yitirecek bir yazıdan ziyade, taşlar yerine oturduktan sonra anlaşılır Tüm detayları içinde barındıran, tarihe de not düşülecek bir yazı yazmak istedim. Bugün itibariyle bu istediğim kıvama gelen gelişmelerden sonra artık size Demirci ilçesinde seçim havasına girildikten ve sonuçlanana kadar herkesin bilmediği, siyasi kulislerde yaşananlar, seçim meydanlarında atılan nutuklar, projeler ve siyasi oluşumlarda ortaya konulan performanslarla ilgili bilinmeyenleri de ortaya dökeceğim. Bu formatta bir tarihi yazının kısa başlıklarla ve anlatımlarla ifade edilmesi de öylesine zor ki bu aşamada yani yazının daha başında şunu ifade etmeliyim ki bu tarihe not düşülecek yazı yazı dizisi şeklinde olacak. Bölüm bölüm tüm yaşanılanları ve en son finalde de şahsi düşünce ve yorumlarımı bu yazı dizisinde bulacaksınız. Demirci'de seçim çalışmaları 7 ay önce AK Parti'de başladı. AK Parti seçim hazırlıklarına en erken başlayan parti oldu belediye başkanlığına aday olacaklarla ilgili prosedürü ilk çalıştıran AK Parti'de 7 ay önce aday olacakların bulundukları görevden istifa etmeleri istendi. Demirci ilçesinde bu istifa prosedürüne ilk uyan siyasi AK Parti Demirci ilçe başkanı Mehmet Acar'dı ve süresi içinde istifa eden Acar, bu süreçte AK Parti Demirci belediye başkan aday adayı olarak ilk ortaya çıkan isim oldu. İlçede bu gelişmenin ardından diğer siyasi partilerde önce kendi bünyelerinde bu seçimde neler yapıp, yapamayacaklarını görüşmeye de başladılar. Mehmet Acar isminin ortaya çıkmasının ardından, kaygan zeminde siyasi faaliyet gösteren belli kesimler ise, Acar etrafında toplanırken, dar alanda kısa paslaşmalarla da takvimin sonuçlanmasını beklemeye başladılar. Millet İttifakı İyi Parti'nin çıkışıyla dağıldı partiler neler yaptı? Millet İttifakı bir önceki seçimde ara kesintilerle bir seçimi sonuçlandırdı. Seçim sonucunda İyi Parti lideri Meral Akşener bu seçimlere o tarihe geçen cümlesiyle müstakil girme kararını verdi. Demirci ilçesinde bu karara rağmen AK Parti dışındaki diğer partilerin yöneticileri de bir araya gelerek Cumhur İttifakı karşısında Demirci ilçesinin çok belli siyasi iklimi içinde neler yapabileceklerini masaya yatırdılar. Ancak bu görüşmelerde bazı partilerin genel merkez düzeyinde nasıl bir tavır alacaklarının belli olmaması, bazı ilçe yöneticilerinin ise o meşhur bizim çatımız altında bir aday belirleyelim egolu istekleri doğrusu bu ya çok yersiz ifadeler ve davranışlarla sonuçsuz kaldı. CHP'de yeni seçilen genel başkanın Manisalı olması, genel başkanın Manisa'da ve ilçelerinde doğal olarak aday çıkaracak olması İYİ Parti'nin genel merkez düzeyinde müstakil girme kararı, Saadet Partisi'nin bu toplantılarda biz aday çıkaralım bizi destekleyin birlikte seçime girelim talepleri, Demokrat Parti'nin ferdi olarak aday arayışı sürdü. Demokrat Parti bir önceki seçimde İYİ Parti meclis üyeliğine seçilen, kuyumcu Gökhan Yıldızel ile bu ismi sır gibi saklayarak sürdürdüğü gelişmelerle, uzun kış gecelerinde çok kulisler yaptı. Demokrat Parti teklif götürdüğü Yıldız El'in, başta CHP ve olabildiğince diğer partilerin de desteğini alırsanız, seçim finansmanını kendim karşılamak suretiyle aday olurum, isteğini yerine getirmek için tüm bu görüşmeleri günlerce ve gecelerce sürdürdü. Ancak CHP'nin 17 ilçede 17 aday çıkarma tavrı, DP'nin bu çalışmalarını bir noktada tıkadı. Yeniden refah sahaya indi. Aylar önce ilçe kongresini yaparak kuruluşunu tamamlayan yeniden Refah Partisi Demirci ilçe başkanı İbrahim Ethem Bağcı da bu sürece imza atan isimlerden oldu. Kısa sürede üye sayısıyla dikkatleri üzerine çeken YRP Demirci, Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bir önceki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı sonrasında bile, iktidarın yanlış ekonomik politikası ve özellikle dış politikası üzerine söylevleriyle bir anda ülkede en çok takip edilen parti haline gelmişti. Genç siyasetçi Bağcı, Demirci'nin sevilen siyasi yüzü rahmetli Cemil Bağcı'dan genetik olarak kaptığı hırsı ve çocukluğundan beri gözleme dayalı ve soluyarak öğrendiği siyasetçi yapısıyla, bu seçimlerin en dikkat çeken ismi oldu. Bağcı, sürekli halkın nabzını tutarak, siyasilerle ve ilçenin kanaat önderleriyle görüşmeler yaparak süreci takip etti. AK Parti seçmeninin muhafazar yapısı içinde ancak iktidar partisi olarak özellikle adalet mekanizmasının vicdanları rahatsız eden eksiklerini, yolsuzlukların üstüne gidilmeyişi ve işe alınanlarda liyakatın ortadan kaldırılıp adeta adam olanın işini gördüğü. Bu yapıdan rahatsız olan kesimi ve yine ekonomide kötü gidişi hisseden seçmenler üzerinde bir etkinlik sergiledi. AK Parti'den bu genel ve yereldeki işlerden rahatsız olanların gidebileceği adres olarak yeniden Refah Partisi'nin varlığından haberdar olmalarını sağlayan yine genç ilçe başkanı Bağcı oldu. Bu güveni gören AK Parti tabanında YRP'ye geçişler vitrinde olmasa da geri planda sürdü. CHP Demirci'de bekleyiş son ana kadar devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi Demirci'de bu süreç son ana kadar devam etti. İlçe Başkanı Melih Kuru, genel merkezin 17 ilçede 17 aday çıkarma zorunluluğunu çok önceden görmesiyle gelen aday olma müracatları yanı sıra aday arayışlarını da sürdürdü. İlçede bu süreçte çok konuşulan ve halkta da karşılığı olduğunu gözlemlediğimiz ve hatta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Namı Diğer, Topuklu Efe diye benzetilen Demirci ilçesinde tanınırlılığı ve lakabıyla Softon Sami amcanın kızı, Cerrah Hekim Fatıma Bilgin üstünde de duruldu. CHP'de aday arayışları içinde parti genel merkezinin zorunlu tarihi de belli olduğunda henüz CHP Demirci'nin adayı yoktu. CHP il yönetimi tüm ilçelerde belediye başkan adayı çıkarmak için sahaya indi. İl başkanı İlsen Özalper henüz aday belirleyememiş Demirci için de temaslar yaptı. Özalper'in Demirci ilçesinde teklif götürdüğü ve telefonla adaylık teklif ettiği isim ise 15 yıl önce DP Demirci'den belediye başkan adayı olan 2 yıl önce Demirci ilçesine yerleşen emekli asker, arkeolog ve halen hukuk fakültesi öğrencisi de olan Zafer Dilşeker ismi de ortaya çıktı. Dilşeker'in bu teklifi iki gün sürede değerlendirdikten sonra kabul etme işi yanı sıra ilçe başkanının temasları da devam etti. Melih Kuru Cumartesi günü Genel Başkan Özgür Özel'in Manisa'ya gelerek, 17 ilçe başkan adayının elini kaldırıp açıklama yapacağı programı açıklandığında hala aday arıyordu. Perşembe günü öğle saatlerinde Melih Kuru eline telefonu aldı ve bir siyasi büyünün tavsiyesiyle Demirci'de Flash bir isme adaylık teklif etmek için arama tuşuna bastı. O isim 6 Nisan 2024 Mustafa Temiz 2 O isim 5 yıl önceki seçimlerde Millet İttifakı adayı Haluk Şenyurt'tu. 5 yıl önce uyumlu bir şekilde İyi Parti çatısı altında CHP örgütüyle çalışan, ve genç bir siyasetçi olarak girdiği ilk seçimde 10 bin küsur oy almayı başaran Şenyurt, bu teklifi sıcağı sıcağına değerlendirip kabul etmedi. İyi Parti Genel Merkezi'nin müstakil seçime girme kararı arasında git geller yaşadı, gerekçe olarak da ben ülkücü bir gelenekten geliyorum, CHP'den aday olmama seçmen sıcak bakmayabilir, bu riske girmeyelim dediği benim kulağıma kadar geldi. Seçimlere günler kala AK Parti'de adayının kim olacağı demircide birinci gündem maddesiydi. AK Parti cephesinde bu ismin kim olacağı yanı sıra, diğer partilerin de ortaya çıkacak isim konusunda beklentisi ona göre ön alma veya açıklanacak isme göre hamle yapma refleksi diri tutulurken, Cumhur İttifakı'nın bir diğer partisi MHP'de de bu süreç dikkatle ve diğer partiler gibi yönetimde daha etkin olmak için beklenti devam etti. Genel kanat Selami Selçuk ile yola devam edilir olduğundan, Milliyetçi Hareket Partisi kanadında da belediye içinde daha etkin görevler almak için planlamalar yapılıyordu. Bu süreç esnasında Milliyetçi Hareket Partisi Demirci İlçe Başkanı Ümit Kan Yılmaz'ın Selami Selçuk ile bir önceki seçimde uyumlu çalışmasıyla belediyenin kazanılması gerekçe gösteriliyor. Kan Yılmaz'ın, Selçuk ile belediye başkan yardımcılığı için anlaştığı bile iddia ediliyordu. Taraflar bu pazarlık konusunda o süreçte yalanlamada yapmayarak sessizliklerini korudular. AK Parti'de adayın belirlenmesi sırasında anketler gündem oldu. Tüm hesaplar AK Parti'nin her seçimde oranı düşmesine rağmen hala birinciliğini korunduğu, 9 ay önceki seçimlerde aldığı %70 oy oranı üzerinden yapılıyordu. AK Parti'de aday olanlar da dahil, adeta bir aday olsam, seçim zaten cepte keklik anlayışı sürerken, rakip partilerde de tüm hesaplar yine bu AK Parti'nin oy oranına göre yapılıyordu. AK Parti'nin bu oy oranı göz önünde tutularak, belli kulislerde de yine aynı dille ifade ediliyor, nasılsa seçim elde keklik bizim adamımız başkan adayı olsun bari hamleleri yapılıyordu. Öylesine kulisler yaşanıyordu ki AK Parti'nin bu oy oranı üstünden neredeyse, AK Parti cenahında 2-3 cepheli kesimler bile oluşmuştu. Bu süreçte anketörlü birebir ve telefonla yapılan anketlerde ilçede gündem oldu. AK Parti'nin yaptırdığı sorulan sorulardan hemen anlaşılan ankette aday adaylarının isimleri yanı sıra İhsan Temel ismi de yine vatandaşa soruluyordu. Cumhur İttifakı kurmaylarının bu seçimlerde il ve ilçelerde bu kez seçime gidilirken partide değil, adayda ittifak yapacağı haberleri de medyaya düştü. Manisa son haber olarak bizde sahaya inip önce vatandaşa adayda ittifak olursa kimi görmek istersiniz gibi içinde isimlerin geçmediği ham bir soruyla gittik belirlenen 39 isim üzerinden ilk 5'e girenleri soyadlarına göre alfabetik olarak sıralayıp çok güvenli bir anket yaptık. Bu ankette İhsan Temel ismi birinci sırada Mehmet Acar ismi de ikinci sırada anket sonuçlarına yansımıştı. AK Parti üzerinden yaptığımız bir başka ankette ise Mehmet Acar ön plana çıkmıştı. O süreçte ismi ilk 5 içinde yer alan Demirci Akıncılar Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı'nın siyasi bir kimlik değil iken, vatandaşın önerdiği 39 isimden birisi olması dikkat çekiciydi. Dernek başkanı olması nedeniyle siyasi bir arenada isminin geçmesi konusunda birebir bilgilendirme yaptık. Kendisi siyaseti düşünmediğini belirttiği için kendisinden sonraki ismi ankette 5. isim olarak soru haline getirdik. Kıncı ismi günler sonra karşımıza tekrar çıktı. Bunu ilerleyen bölümlerde açıklayacağız. AK Parti'de aday belirleme süreci devam ederken başka partilerde de Selami Selçuk yeniden aday olursa üzerinden planlamalar da yapılıyordu. Belediye başkanlığını aklından geçiren diğer isimler de yine Selami Selçuk üzerine belli yerlerle temas halindeydiler. Demircide 15 yıl belediye başkanlığı yapan Mehmet Babaeyit ve etrafı ise bu süreçte Mehmet Acara yakın görüntüler veriyordu. Manisa AK Parti milletvekilleri veya il yöneticileriyle telefonlu görüşmeler, aday yapılacak isimin kimin üzerinden ağırlık kazandığı hakkında herkes adeta bilgi alabilmek ve yapılacak hamlede gecikmemek için bu işe yoğunlaşmıştı. Manisa AK Parti il cephesinden gelen ilk sıcak bilgi Selami Selçuk olunca Babayit cephesinde İhsan Temel'in bir partiden veya bağımsız aday yapılması bile gündeme geldi. Babayit, Selami Selçuk isminin aday olacağına dair gelen bilgiler yoğunlaşınca İhsan Temel ile olan dostluğumu bildiği için Temel ile konuşmamı istedi. Bizzat benimle ikimizin olduğu bir ortamda, İhsan Temel'i aday yapalım, Selami ile bir dönem daha demirci daha da zarar görecek, ifadesi kullandı. İhsan Temel ile de bu konuyu telefonla görüştü, bunu Temel'den de daha sonra teyit ettim. Oysa Babayit'in bilmediği şuydu. Cumhur İttifakı kapsamında Selçuk'un yeniden aday yapılmasına benim de gönlüm razı değildi. Ben de yıllardır Selami Selçuk dönemindeki usulsüz, kanunsuz işleri ortaya çıkaran, bunu haberlerine taşıyan, adliye süreçlerinden geçmiş bir gazeteci olarak, bu dönemde yargı üzerindeki siyasi baskıyla kapatılan, belli soruşturmalarda gelen denetçi veya müfettişlerin bile soruşturmaları kapatmak için neler yaptıklarını yaşayan, kamu adına çalışan adaleti ve kul hakkını savunan gazeteci olarak bu baskın süreçte haklıyken, haksızmışım gibi veya sonuç alamayışım nedeniyle kamuoyu nazarında. Hayfilemişim hissini yaşıyordum. Bu Selçuk'un merkezinde olduğu gayri resmi yürütülen süreçte siyasi baskılarla hem yargı hem de kurumsal soruşturmalarda bastırılmış biri olarak Selami Selçuklu bir döneme daha asla razı değildim. İlçedeki siyasi partilerin başkan ve idarecileri de yakın süreçte benim bu performansımı bildikleri için, uzun kış gecelerinde benim home ofisimde beyin fırtınaları yapıyorduk. Bu temasları ben Baba Eğit ile o dönem aday olması için Mehmet Acar'a olan yakın duruşu nedeniyle paylaşmamıştım. Mehmet Acar'ın aday yapılması da beni doğrusu ya rahatsız etmezdi. Zira Selami Selçuk ile biri başkan, biri ilçe başkanı pek de aynı benim rahatsız olduğum şeylerden Acar'ın da rahatsız olması nedeniyle çok iyi uyumlu bir süreç yaşamamışlardı. Ki demokratik olarak da bildiğimiz siyasi geleneklerde 23 yıl görev yapmış bir başarılı ilçe başkanı aday ise, başarısız 10 yıl geçirmiş bir belediye başkanının yerine onun aday yapılması bence çok doğaldı. Ayrıca Acar'ın herkesle barışık, yasal konulardaki hassaslığını bilen biri olarak AK Parti'den o aday olsa ve seçilse emindim ki, Demirci Belediyesi'nde düzenli bir yönetim olacak, ilçenin kayıpları olmayacaktı. Yani kısaca ben Acar, belediye başkanı olsa hiç yadırgamazdım. Mehmet Acar cephesinde ise alternatif hamleler beklemedeydi. Demirci'de siyasi süreç yani alternatif aday belirlemeler bu dönemde Selami Selçuk üzerine kurulmuştu. Bunun sebebi 10 yıl belediye başkanlığı yapan biri olması yanı sıra Selçuk'un 10 yıl önce de Erkan Kara benzeri Ankara'dan gelip dönemin mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda milletvekili de olan Hüseyin Tanrıverdi'nin omuz vermesiyle aday adayı olarak potaya giren Lütfü Gündüz'ü bile alt etmesiydi. Lütfü Gündüz ismi de ilçede o dönem yine konuşulurken, ne tesadüf ki, bugün Erkan Kara'nın yanında görünen şahsiyetlerde yine Gündüz'ün aday yapılması için Ankara'da demirciden giden heyet olarak kahvaltılı toplantılarda demirci için güya reçete yazıyorlardı. Selami Selçuk seçildikten sonra da güç merkezli kaygan zeminde hep güce kayan bu kesim, son süreçte de Selami Selçuk'un belediye başkanlığı döneminde, kendi ikballeri veya içinde bulundukları cemiyet yararına Selçuk'un deyim yerinde ise etinden, sütünden, tüyünden bile yararlanmışlardı. Selami Selçuk'un bu siyasi hamlelerle kendini öne çıkarma başarısı bilinirken, bunun yanı sıra karakteristik özelliklerinin arasında kazanmak için her şeyi yapar, özelliğini de herkes kabul etmişken, Herkes tedbirli ama sessizce, için, için faaliyet gösteriyordu. Hem diğer partilerde Selami Selçuk aday olursa ne yaparız, sorusu sürekli masanın üstündeki başlıca konuyken, AK Parti içinde diğer aday adayları da yine Selami Selçuk üzerine oyun kuruyorlardı. Erkan Kara Cephesi'nde Demirci Ayağı, geçmişte yaptığı 3-5 tayin, iş takibi ve işlerden dolayı kendisini halk kahramanı benzetmeleriyle şişirme marifetler katarak, iş bilen bir adam, Ankara'da çok güçlü, herkesi tanıyor. Tayyip Erdoğan git aday ol demiş Asparagas dedikodularla mahalle arasında neşriyat yapıyor. Siyasi kulislerde hazır cepte sayılan AK Parti'nin %70 oyu üzerine Erkan Karayı ortaya sürme niyetleriyle kulislerde üflemeleri devam ediyordu. Böyle bir süreçte benim de telefonum çaldı. Arayan Mehmet Baba Eyit'idi. Mustafa, aday belirleme işinde AK Parti'de üst düzey kişilerle görüştüm. Erkan Kara ismi öne çıkıyor. Senden ricam partisel muhalifsin. Sen sosyal demokrat bir adamsın. Memleket için bu çocuğa muhalefet etme, destek ver, ricam şu hatta haberlerinde onun tanınmasında yardımcı ol dedi. Babayit yukarıda belirttiğim ilçedeki diğer siyasi parti başkanları, yöneticileri ve kanat önderleriyle benim de temas halinde olduğumu bilmiyordu. Kendisine ilk sorduğum soru hep yanında olduğumu bildiğimden, başkanım Mehmet Acar ne olacak adamın emeğine yazık değil mi? AK Parti bu kararı nasıl alır, diye sorduğumu hatırlıyorum. Cevap netti, siyaset bu, her şey olur. Kendisine bekleyip, süreci izleyeceğimi, Erkan Kara ile ilgili şişirme şeylere inanmak mümkün değil. Hem siyasette, hem devletin işleyişinde bu adamın anlatılan özellikleriyle iş yapmasının mümkün olmadığını düşündüğümü söyledim ve ilave ettim. Başkanım AK Parti'nin oyuna göre tüm hesapları yapıyorsunuz. Ülkedeki ekonomik koşullar, muhalefetin bu işe asılıyor olması, CHP genel başkanının Manisalı olması bunlar bu dönem etkili olacak. Bunu unutmayın dedim. Diğer adaylar da boş durmuyorlardı. İş adamı Ramazan Sarıca da aday adaylığı sürecinde kendine has bir çalışma yaptı. Çok profesyonel bir ekibin kontrolünde sosyal medyada kendini tanıttı babası Mustafa Sarıca milli görüş geleneğinin ilçede bilinen bir ismidir. Mustafa Sarıca'nın Bülent Arınç ile dostluğu ve yakınlığı da yine herkesçe bilinir. Ramazan Bey de baba dostu ile biliyoruz ki sık sık Ankara'da bir araya gelir. Ankara Demirciler Derneği'nde başkan olduktan sonra da bu ilişkileri daha da yoğunlaşmış. Bire bir edindiğim bilgilere göre Bülent Arınç, Ramazan Sarıca'ya demirci belediye başkan adayı olması fikrini vermiş, ve genel merkezden kendisine destek sağlayacağını da söylemiş. O da baba dostu Arınç'ın bu tavsiyesine uyup gereğini yapmış aday adaylığı için memleketi demirciyi mesken tutmuştu. Yazının ilerleyen bölümlerinde Sarıcalar ve Arınç arasında iş sonuçlandıktan sonra gelişen aksiyonu da yine yazımızda bulacaksınız. Diğer adaylarda boş durmuyorlardı başlığımızda ikinci hamlede yine Selami Selçuk aday olursa üzerine yapılmış bir plandı. Demirci'de telefon diplomasisi yanı sıra el ayak çekildikten sonra uzun kış gecelerinde çay sohbetiyle süren kulislerde bir reçete daha yazılıyordu. Selami Selçuk aday olursa yeniden Refah Partisi'nden aday olacak isimde gelişmelere göre tavır alacaktı. Selami Selçuk, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak açıklanırsa adaylığını YFP'den açıklayacaktı. O isim, 7 Nisan 2024, Mustafa Temiz. 3 O isimde AK Parti'ye 23 yılını vermiş. Partinin bütün birimlerinde direklere, meydanlara ve yüksek binalara bile bayrak asmadan başlayarak gençlik kolları başkanlığı, meclis üyeliği ve ilçe başkanlığına kadar uzanan, uzlaşı kültürü yüksek, ilçede tüm kesimlerle iyi ilişkiler kuran, Manisa il ve ilçelerinde tanınan biri olarak görev almış Mehmet Acar'dı. Acar, aday adaylık sürecinde parti içi yoklamaların anketlerin yanı sıra girdiği tüm seçimlerde partisini Manisa'da birinci yapmış bir ilçe başkanı olarak kendisine ve partideki başarısına güvenerek aday adayı olmuştu. Ancak Ankara'dan gelen iki aday adayı, 10 yıllık belediye başkanı Selami Selçuk gibi rakiplerinin varlığını biliyor, ona göre stateki belirliyordu. Yeniden Refah Partisi'nin ilçe başkanı İbrahim Ethem Bağcı'da ilçedeki siyasi havayı iyi koklayan, hamlelerini ve tedbirlerini bir an önce hayata geçirerek, bu seçimlerde partisinin varlığını ortaya koymak istiyordu. Ona göre temaslarını kuruyor, kafasında A, B, C planlarını kurguluyordu. Mutlaka seçimlere girecekti. Partisinin rüştünü ispat edecekti, bu kararlılığını da her yerde açıklıyordu. Acar, seçim sonunda yaptığımız değerlendirmelerde Selami Selçuk ismi aday olarak açıklansaydı, Yarfepe'den aday olacağını da bizzat bana ifade etti. CHP'de aday çıkarmak son ana kaldı. CHP'de kurultayda genel başkanını değiştiren parti olarak Demirci ilçe yönetimi de Özgür Özel'in yanında yer almıştı. CHP geçtiğimiz son seçimde Millet İttifakı'nda yer almış partilerin anlaşmasıyla İYİ Parti'ye verilen Demirci ilçesinde Haluk Şenyurt'un adaylığında seçimlerde kaybedenler içinde kalmıştı. Manisa'da Büyükşehir adayı olarak Genel Başkan Özgür Özel, son il kongresinde İl başkanlığına seçilen mimar Ferdi Zeyrek ismini de büyükşehir adayı olarak çok önceden açıklamıştı. CHP Demirci yönetimi de aday konusunda yoklamalarını yapıyordu. Birçok isim bu süreçte masaya getirildi. Muhalefetteki diğer partilerle de bu seçimde neler yaparız toplantıları da aralıklarla sürdü. Demirci'deki partiler Meral Akşener'in müstakil çıkışıyla dağıldıktan sonra Türkiye'de olduğu gibi Demirci'de de bir uzlaşı masası ve iktidar partisine belediyeyi vermeyelim. Amacı içinde bir türlü bedenen gelseler de fikren bir araya gelme ve ortak aday çıkaralım konusunda başarılı olamadılar. Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti bu süreçte CHP ile birlikte bir araya geldiler ama bir sonuç çıkmadı. Özgür Özel'in 17 ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısı cumartesi günü yapılacaktı. Program hem genel merkezden hem de il başkanlığından kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak program açıklandığında hala Demirci CHP Belediye Başkan adayı yoktu. Genç ilçe başkanı Melih Kuru, elinde telefonla cumartesiden iki gün önceki perşembe günü hala aday bulabilmek için çeşitli görüşmelerini sürdürüyordu. Halkın talepleriyle ismi ön plana çıkan Cerrah Fatıma Bilginin YSK kararı gereği döneminde istifa etmemesi yüzünden adaylı olmuyordu. Seçilememesi halinde kamu hizmetine geri dönemeyecek olması göz önünde tutulduğundan dolayı aday yapılamadı. Aday yapılsa bile yine YSK kararı gereği adaylığına bir itiraz olsa aday olamayacaktı. CHP Manisa İl Yönetimi İl Başkanı İhsen Özalper'in telefonuyla 15 yıl önceki seçimlerde DP'den Demirci Belediye Başkanı adayı olan emekli asker ve entelektüel kişiliğiyle de bilinen arkeolog Zafer Dilşekere adaylık teklifinde bulundu şeker bu teklifi değerlendirerek red cevabını verdi. Başkan kuru, Manisa son haber ofisine geldiğinde de hala elinde telefonla diyalog halindeydi. Telefonu kapattığında, derin bir nefes bıraktıktan sonra, aday bulamıyoruz abi dediğini hatırlıyorum. Kısa bir değerlendirme yaptık. Haluk Şenyurt ismini ortaya attım. Şenyurt ile gün içinde temasa geçtiğini biliyorum. Şenyurt'ta ideolojik gerekçelerle bunun seçmende karşılığının olmama riskini mazeret göstererek bu teklifi ret etti. Manisa'daki ilçe başkanları toplantısı için ve iki gün sonra Manisa'ya gelerek, 17 ilçe başkanının elini kaldırıp adayları açıklayacak Genel Başkan Özgür Özel'in programında düzenleme yapmak için Melih Kuru, Manisa'ya hareket etti. Aynı gün saat 22.00 sularında Manisa'da eksik kalan demirci için aday çalışması dört bir koldan devam ediyordu. Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper Genel Başkan Özgür Özel'in geldiğimde 17 ilçede 17 ilçe belediye başkan adayının kolunu kaldıracağım talimatının gereğini yerine getirmek için demirci üzerine odaklanmışlardı. Şerif Akmeş'e üstünde yoğunlaşıldı, Perşembe günü Cuma'ya devrildiğinde Akmeş'e toplantıya alındı. İkna edilmeye çalışıldı ve 15 yıl önce Demirci Belediye Başkan adayı, bir önceki seçimin Manisa Milletvekili adayı Şerif Akmeş'e, 2024 yılı 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Demirci CHP ilçe başkan adaylığını kabul etti. Gece yarısını geçtiğinde Akmeş'e ismi başkan kuru tarafından Facebook sosyal medya hesabından duyuruldu. CHP Manisa'daki bu yoğun çalışma devam ederken, CHP Genel Merkezi gelen şehit haberleri nedeniyle Manisa'da cumartesi günü yapılacak olan belediye başkan adayları tanıtım toplantısının iptalini Özgür Özel'in ex hesabından duyuruyordu. Şerif Akmeş'e belediye başkan adayı olarak Demirci'ye döndü ve çalışmalarına başladı. Saadet Partisi Manisa İl Başkanı'nı Demirci Belediye Başkan Adayı yaptı. Milli görüş geleneğinden gelen Saadet Partisi de geçtiğimiz seçimlerde Millet İttifakı adayını desteklemesinin ardından eski haline büründü ve her seçimde mutlak aday çıkarma disiplinini tekrarladı. Uzun yıllardır Saadet Partisi Manisa İl Başkanlığı görevini yürüten Demircili Zekai Yılmaz'ı aday olarak açıkladı. İyi Parti yerel seçimler öncesinde yönetimiyle en çok toplantı düzenleyen parti oldu. İyi Parti demirci bir önceki seçimde Haluk Şenyurt ile Millet İttifakı'nda ev sahibi ve çatı parti olma özelliğini bu seçimde yitirdi. Ancak diğer partilerin adayları belli oldukça Demirci ilçesinin kendine has seçmen kitlesi takdiri açısından bir anda gözde oldu. İyi Parti ve Haluk Şenyurt üzerinde kimselerin bilmediği, ne hesaplar yapıldı, kimler İyi Parti'ye ulaştı, partiden kimlere ne teklifler yapıldı, İyi Parti aslında seçim hesaplarının yapıldığı yerlerde ve gelişmelerin merkezinde yer aldı. Haluk Şenyurt ismi hesaplar yapılırken neredeyse tüm hesapların içinde yer buldu, neler oldu, neler bitti. Tüm bunları da yine bu yazı dizimizin ilerleyen bölümlerinde bulacaksınız. Tüm bu gelişmeleri değerlendirmek için bazen günde üç kez bile yönetim kurulu toplantıya çağrıldı. Erkan Kara ismi resmi açıklama yapılmadan ay yuka çıktı. Devlet Hava Meydanları Gölbaşı Kontrol Kulesi'nde tekniker, polis personeli olan ve Cumhur İttifakı'nın Demirci Belediye Başkan aday adayı olan Erkan Kara ismi ilçede bir anda öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir karşılaması sırasında gönül selamı yapan silüetiyle fotoğraf paylaşıp, Cumhurbaşkanı'nın icazetiyle aday oldum cümlesini ekleyen Kara, hakkında da sürekli çok güçlü, Ankara'dan işi bitirmiş, Arınç'ın oğlu Mücahit kankasıymış, arkasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan varmış, VB söylentiler belli kişilikler aracılığıyla ilçe içine fiskos tekniğiyle ve hatta yukarıda bahsedilen fotoğraf cep telefonlarından gösterilerek servis ediliyordu. Günler öncesinde seçim zamanlarının Ankara'dan gelecek veya gelen adaylarla ilgili kulislerinin vazgeçilmez şahsiyetleri yine Erkan Kara işinde de devredeydiler. Ankara'da uzun yıllar danışmanlık yapan ve sonra sendika genel başkanı seçilen İsa Barış'ın ismi bile kara, konusunda Ankara ayağında aday yapılması için kulisler yapıyormuş gibi kullanılarak, eğitim camiasını yanlarına almak için terennüm ediliyordu. AK Parti Manisa İl Genel Merkeze göndereceği demirci aday ismini belirledi. Bu sırada Manisa, AK Parti teşkilatı da ilçe belediye başkan adaylarının belirlenerek genel merkeze gönderilmesi için yoğun ve tempolu toplantılar yapıyordu. Milletvekillerinin görüşleri alınıyordu. Aday adayları isimleri üzerinde yaptırılan anket sonuçları, AK Parti'de hiçbir dönem açıklanmayan ve tüm ilçelerden Manisa'ya otobüslerle taşınarak sözde fikirleri soruluyormuş gibi yapılan, sandıklar açılmadan parti üyelerinin oyları çuvallanarak Ankara'ya gönderilen sonuçları hiç bilinmeyen, teamül yoklamasına gelen üyelerin bile ayaküstü seslendirdikleri fikirlerini bile masaya yatırıyordu. Bu çalışmalar sonuçlandırıldı. Milletvekillerinin görüşlerine başvuruldu. Milletvekilleri bazı isimler üzerinde ayrışsa da karşı taraf belli gerekçelerle bu uzlaşıyı ifade ederek tek bir isim üzerinde yoğunlaştı. Manisa'dan giden listede Manisa İl Teşkilatı'nın karar verdiği Demirci Belediye Başkan adayı olan o isim. 8 Nisan 2024 Mustafa Temiz 4. O isim Mehmet Acardı Süreç böyle devam ederken yeniden Refah Partisi ilçe başkanı İbrahim Ethem Baci ise, B planı kapsamında elinde ajandası kahve kahve geziyor, notlar alıyor, nabız tutuyordu. Yeniden Refah Partisi'nin ülke genelinde il ve ilçe başkan adayları arasında kendi partilerinden aday yapılmayan veya Cumhur İttifakı kapsamında paylaşılan il ve ilçelerde halkta karşılığı olan isimleri aday olarak ilan etmesi de Bağcı'nın kafasında, neden Demirci'de de böyle bir isim olmasın sorusunu devamlı güncel tutuyordu. Bağcı, köylerde, kırsal mahalle, ilçe merkezinde birçok kanaat önderiyle, halkın nabzını tutan siyasi kulislerin oluştuğu mekanlarda herkesi dinliyordu. Bağcı'nın karşısına ilk çıkan ve halkta karşılığı da olan MHP'den 15 yıl önce Demirci Belediye Başkanı seçilen, geçen 10 yıl içinde de Cumhur İttifakı Anlaşması gereği Demirci'nin son iki dönem AK Parti'ye verilmesi nedeniyle siyasetten uzak ama Demirci'ye ve Demircililere hep yakın kalan İhsan Temel ismi çıktı. Bağcı benimle olan yakınlığını bildiği için Temel'in aday yapılması niyetini benimle görüşmek için randevu aldı. İlk görüşmemizde Bağcı, halkın nabzını tuttuğu çalışmalarını anlattı. Demirci halkının temeli yaptığı hizmetlerle andığını, büyük şehire dahil ilk seçimde Temel'in karambole geldiğini, vatandaşların büyük şehir gerçeğini kavrayamadığı bu seçimlerde Temel'in hakkının yendiğini, bir dönem daha seçilse MHP'de kalan büyükşehir Cengiz Ergün ile Temel'in ilçeye çok yatırım yapma şansının kaçırıldığını söylediklerini ifade etti. 10 yıldır sürekli halkın arasında olan ve tatillerde geldiğinde sürekli birlikte olduğum yıllardır dostum olan İhsan Temel'e bunu ileteceğimi söyledim. Bu arada İhsan Temel'e seçim havası solunduktan sonra başka insanlardan da gel başkan telefonlarının geldiğini duyduğum ilk görüşmemi Temel ile yaptım. İhsan Temel o süreçte temkinli yaklaştı kendisinin bunu değerlendireceğini, belli yerlerle görüşme yapacağını, başkanlık için yaşının bir dönem için yeterli olduğunu, bir beş yıl sonra zaten siyaset yapmayı düşünmediğini samimi ve içten bir dille anlattı. Bu süreçte Manisa, son haber, home ofisi, başka gelen giden siyasilerin de uğrak yeri oldu. Her parti yerel seçimlerde Cumhur İttifakı karşısında ne yapabileceğini, ve bu kesimin aday adayları arasında kim aday yapılırsa ne yapılabileceğini sürekli tartışılır halde tuttu. Cumhur İttifakı adayı AK Parti'nin olacaktı Selami Selçuk aday adayıydı ve yaptığı konuşma ile gündem oldu. AK Parti'de o süreçte ve halkın arasında da Selami Selçuk ne yapar, yapar, kulis faaliyeti yapar gene adaylığı kimselere bırakmaz kanaati hakimdi. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Ankara'daki isimler ve Manisa'daki belli kişilerden de bu yönde Selçuk'un ağırlığını koyduğu haberleri geliyordu. Ancak herkes normal siyasi teamüller işler, Selami Selçuk, başarısız bir dönem yaşadı, üstüne her seçimde başarılı bir Mehmet Acar ismi varken, Erkan Kara ve Ramazan Sarıcan'ın aday yapılması konusunda şanslarının olmadığını söylüyordu. AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün ise bu süreçte hep Selçuk'a yakın görüntü veriyordu. Zira o da adayın Selçuk olacağı konusunda ortalıkta dönen konuşmaları atlamıyordu. Aday adayları için teyamül yoklaması, Manisa öncesi toplantı. AK Parti'de pazar günü yapılacak teyamül için hazırlıklar yapıldı. Geleneksel hale gelen bu teyamül yoklamalarında üyeler otobüslerle Manisa, spor salonunda kime aday olarak görmek isterlerse tercihlerini belli ediyorlar. Ancak tüm seçimler öncesi yapılan bu geleneksel kemayül yoklamaları bitince hiç sonuçlar açıklanmaz kağıt o ise çuvallara doldurulur, dijital veri ise devlet sırrı gibi saklanır ve genel merkeze gönderilir. Bu pazar gününden önceki cuma günü aday adaylarına parti üyelerine kendilerini tanıtmak için bir toplantı tertip edildi adaylar kendilerini anlattılar. Cumartesi günü yani tema ile gidecek üyelerin bulunduğu bir toplantı daha yapıldı ki adını da Demirci Belediye Başkanı Selçuk'un ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı koydular. Burada da yine siyasi cinlik vardı. İşte bu toplantıda deyim yerindeyse Selami Selçuk açtı ağzını yumdu gözünü. Bu toplantı sonrası kaleme aldığım yazıyı hele bir okuyun. Yazı dizimizin geri kalanına yarın devam edeceğiz. Selami Selçuk teyamül yoklamasına saatler kala açtı ağzını yumdu gözünü, yazıyı okumak için tıklayınız. 9 Nisan 2024 Mustafa Temiz 5. Teyamül yoklaması öncesi yapılan Selami Selçuk'un partililere seslendiği toplantıdan saatler sonra kaleme aldığım gözlemlerimi içeren ve konuşma videosunu defalarca izledikten sonra kafamda oluşan çelişkileri, haksızlıkları yazdığım yazıyı okudunuz değil mi? Bir önceki yazımın finalinde bu yazının linkini bırakmıştım. Ne yazmışım o yazıda, adrenalin dengesi ve hatta şekerinin bile yüksek olduğunu düşündüğümüz bir tavırda konuşan Selçuk'un bitmişlik, tükenmişlik sendromu olarak gözlemlediğimiz hallerinin yanı sıra, kırdığı potlar ve hatta etik anlamda ilçenin huzur dengesini bile bozacak iddialarının aklı selim bir siyasetçi yapısı olmadığı, rahatlıkla görülüyordu. Orada haksızca eleştirdiği kişilerin ve demokratik hakkını kullanan insanlara yaptığı haksız sözlerin hadsizlik olduğunu belirtiyorum. Yani burada hayatın olan akışı içinde ters gelen Selçuk'un ağzından dökülen incilerin altını çiziyorum. Seçim havasına girildiğinde başta Mehmet Babayit, Erkan Kara olmak üzere haklarını bu toplantı sonrası yazdığım yazıda belirttiğim ve bana göre kendilerine haksızlık yapıldığı duygularımı da açık seçik yazmışım. Bu objektif olarak benim duruşumu gösteriyor, seçim arası takındığım tavırda yine bu iki kişinin çelişkileri ve demircililerin aklıyla izanıyla dalga geçer vaziyetteki tutum, davranış ve sözleri nedeniyle olmuştur. Bu iki kişi seçim havasına girildiğinde yaşattıkları çelişkileri, tutarsızlıkları, aklımızın almadığı dönüşleriyle de bizi yanılttılar. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde bunları da yazacağım. Şimdi sürece yeniden dönelim. Manisa'da yapılan teamül yoklamasının ardından süreç yine uzadı. Cumhur İttifakı adayı olacak AK Partili Demirci Belediye Başkan adayının isminin açıklanması uzadıkça uzadı. Selami Selçuk cephesinden tüm demirciye yayılan, o iş tamam denilen süreç yaşandı. Herkes Selami Selçuk'un yeniden aday olacağına inanmış, bu arada başta Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Ümit Kan Yılmaz ve Selçuk'un yakınında bulunanların meclis üyelikleri için listeler bile hazırdı. Bu iddia hep konuşuldu ama inkar edilmedi. Ümit Kan Yılmaz seçimlerden sonra dışarıdan tahsili de yeterli olduğu için belediye başkan yardımcısı olacaktı. Yine bir başka iddia hali hazırdaki meclis üyesi Nurullah Ertaş yeniden meclis üyeliği için ön sıralarda yer bulacaktı. Erkan Kara cephesinde de sürekli halkın içinde kendini anlatmalar süreci devam ediyordu. Erkan Kara, meşhur Söğüt altında belli bir arkadaş ve kanka grubunun adayı gibi görüntü çiziyordu. Kara, kitlesel olarak AK Partililerle kısıtlı kişilerle görüntülere giriyor veya bulunduğu ortamlarda etrafında bulunanların çoğunluğunun bugüne kadar AK Parti'nin yanından bile geçmeyen, AK Parti demirci camiasında yer tutan, bulunan veya etraflarında dolananlardan hiç kimseler yoktu. Bu yaşanılan AK Parti'deki adayın belli olacağı öncesinde yaşanılan süreci, önceki seçimlerdeki süreçlerden farklı görmüyordum. Burada niyet belliydi. AK Parti'nin zaten Demirci'de %65-70 bandında bir oy kapasitesi vardı. Erkan Kara ne yapılıp yapılıp aday olarak bir açıklanırsa, zaten seçim garantiydi. Hatta Erkan Kara, bir önceki oy oranını kastederek yakın çevresindekilere, biz kazandığımızda değil 65, 85 yaparız bile diyordu. Mehmet Acar cephesinde ise sessizlik hüküm sürüyordu. Ankara bağlantılı çevresi ve özellikle Manisa il yönetimi ve ilçelerdeki bilinen yüzüyle Acar cephesi uyumsuz ve başarısız bir Selami Selçuk var. Teşkilatta izimiz var, başarılarımız var. Genel merkez bizi açıklar modundaydı. Selami Selçuk bile rakip olarak kendine acarı gördüğünü sinsi, ama siyasette caiz kulis görüşmeleri ve hatta Mehmet Acar ile ilgili evrak döküman ne varsa genel merkezde kendine yakın isimlerle dolaylı yollardan veya direkt evrak döküman ve B materyal enjekte ediyordu aday değerlendirmeleri sırasında bunların çok işe yarayacağını biliyordu. Zira yine iki seçim önce Lütfü Gündüz ismini de yaptığı bağışa rağmen, o dönem FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen kesime bağış yaptığının belgesiyle Lütfü Gündüz ismini saf dışı bırakmıştı. Aday olarak Erkan Kara açıklandı. Cumhur İttifakı adayı olarak Erkan Kara ismi açıklandı. İlk şok AK Parti'de yaşandı. Demirci Sabancı Öğretmenevi o akşam oldukça kalabalıktı. Selami Selçuk ve etrafa açıklanan ismin şaşkınlığında telefonlarla olayı teyit etmeye çalışırken ilk başta sordukları soru da telefonda buldukları muhataplarına bu adam nasıl aday yapılır sorusuydu. Selami Selçuk teşkilatta bulunanlarla durumu değerlendirip Tepki gösterilmesi konusunda kadın kolları ve hatta gençlik kollarının toplu istifalarla bunu desteklemesi algısı olan cümlelerle süreci tamamlattırmak ve Erkan Kara isminin aday olarak devam etmemesi için elinden geleni yapıyordu. Şaşkınlık Acar cephesinde iyi yönlü yaşanıyordu. Acar'ın etrafı ise hem Erkan Kara'nın aday olarak açıklanmasına şaşkınlığını yaşarken Kara isminden sonra Selçuk başta olmak üzere bugüne kadar Selçuk'a yakın AK Partililer bir kere bile gelip ziyarette bulunmadıkları Acar'ın işyerinin üstündeki ofisinin müdavimleri oluyorlardı. Amaç birlikte tepki verelim, teşkilat senin sözüne bakar, toplu istifalar yaşanmalı, genel merkez geri adam atmalıydı. Manisa'da bir başka ilçede o gün açıklanan aday isim üzerinden tepkiliydi. Şehzadeler ilçesinde de Erkan Kara gibi deyim yerinde ise tepeden inme SGK İl Müdürü Yavuz Kurt isminin açıklanması hareketli saatlere yol açıyordu. Şehzadeler AK Parti ilçe binası önünde partililer toplanarak bu ismin teşkilattan biri olmadığı için tepki veriyor. Yavuz Kurt'un adaylığının geri çekilerek teşkilattan birinin aday yapılması isteğini yüksek sesle bağırıyor, genel merkeze bu sayede mesaj gönderiyordu. Demircideki bu hareketlilikte de Selçuk ve etrafı ve hatta Mavi Köşe Ahmet bile ertesi sabah erken saatlerde yeniden faaliyetlere başlıyordu. Partililer telefonlara sarılarak genel merkezden ulaşabildiklerine, milletvekillerine, hatırı sayılır tanıdık Ak Partililere Erkan Kara isminin değişmesi gerektiği, istifaların olacağı, partinin bu süreçten zarar göreceği gerekçesiyle ulaşıyordu. Selçuk cephesinde hatta öyle bir plan değişikliği bile oldu ki yeni bir başlık değişikliğiyle partide emeği olmayan, kimsenin tanımadığı biri, tepeden inme olduğu için istifa edeceklere mani olamıyoruz. Selami Selçuk aday yapılmayacaksa bari Mehmet Acar yapılsın, partililer bunu memnuniyetle karşılar ve yine Manisa'da birinci parti oluruz bile demeye başladılar. Mehmet Acar cephesinde de ön okumalar ve öngörüler AK Parti bu yerel seçimlerden de yine başarılı olarak çıkar. Dört yıl boyunca zaten iktidardayız, Mehmet Acar, adaylığında oylar rekor kırar. Cumhurbaşkanının da bir geleneği var. Hangi ilde, hangi ilçe rekor oy alırsa oraya gidiyor, o ilçeyi ihya ediyor. Bizde bir parti oluruz, rekor kırarız. Reis Demirciye gelir, başta yol olmak üzere tüm yatırımları alırız. Ve hatta duble yol bile yaptırırız gibi düşüncelerle nefes alıp veriyordu. Ancak sonuç yapılan bu tüm girişimlere rağmen hem Selçuk hem de Acar'ın hamleleriyle değişmedi. Erkan Kara'nın Manisa İl Başkanlığından genel merkeze ulaşan en son ismin Mehmet Acar olmasına rağmen, birilerinin dokunuşuyla aday yapıldığı ortaya çıktı. En büyük etkenin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Doğan'ın olduğu, İstanbul'dan son seçimde Manisa'ya gelerek babasının hatırına seçilir sıradan aday yapılıp listeden seçilen Mücahit Arınç olduğu, son sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun ifade ettiği söyleniyordu. Yenişehirlioğlu Manisa İl Yönetimi'ne Demirci adayı Erkan Kara ile ilgili meyalen şöyle bir cümle kuruyordu. Yukarıdan genel merkeze büyük bir müdahale oldu. Dengeler açısından genel merkezde başta Ali İhsan Bey bu ismin sindirilmesini istiyor. Hem Yavuz Kurt hem Erkan Kara adayı artık, buna göre durum vaziyet alın. Bu bilgi de ulaştıktan sonra Acar cephesi sessizliğe büründü. Selami Selçuk deyim yerinde ise hop oturup hop kalkıyor, bu sonucu içine sindiremiyor ve yerinde duramıyordu. Çeşitli görüşmeler yapıyordu. Selçuk'un bu davranışları gözlemlendiğinde seçimlerde mutlaka bir çıkış yapacağı bekleniyor ama ne yapacağı tahminden öteye geçip öngörülemiyordu. Yeniden Refah Cephesi'nde de ismin Erkan Kara olması plan değişikliğine yol açtı. Erkan Kara isminin kesinleşmesinin ardından YRP ilçe başkanı İbrahim Ethem Bağcı, bu seçimde YRP mutlaka aday çıkaracak kararlılığında devam ediyor. Yeniden temaslara başlıyordu. YRP cephesinde plan, Selami Selçuk aday olursa, Mehmet Acar'ın adaylığı için her şey hazırdı. İhsan Temel ile yapılan görüşmelerde de İhsan Temel, mutlaka seçime girecekse, YRP tercihinin dışında bağımsız aday olarak yola çıkacaktı. Bu zor ve en zayıf tercihti ancak, YRP Başkanı ve kurmayları temel ile yaptıkları görüşmelerde temelin ifade ettiği Selami Selçuk veya Mehmet Acar aday yapılırsa illaki seçime girecekse bağımsız aday olacak veya hiç aday olmayacaktı. Temel, aday olmak için sadece Erkan Kara, isminin açıklanması halinde durumu gözden geçirebileceğini açıklamıştı. YRP İlçe başkanı Bağcı, öncesinde görüşülen temel ile bu anlaşma sonrasında önce il başkanından, daha sonra da Genel Başkan Doktor Fatih Erbakan ile görüşerek aday belirleme konusunda tam yetkiyi ve sorumluluğu aldı. İlk yaptığı temel ile yeniden bağlantı kurmaktı. Çünkü Erkan Kara aday yapılırsa temel, önceki görüşmelerde yeşil ışık yakmıştı. İhsan Temel Demirci'ye geldi. İhsan Temel, Yarpey'nin açık seçik adaylık teklifini değerlendirmek için kimselere haber vermeden Demirci'ye geldi. Çeşitli kesimlerle görüşmeler yaptı, üç gün boyunca gece yarılarına kadar bu görüşmeleri devam etti. Bu arada YRP Genel Merkezi ve İl Yönetimi adaylıkların açıklanması ile ilgili belirledikleri süre içinde Bağcı'dan aday ile el sıkışıp, açıklama yapılması gerektiğini sürekli telefonla arayarak süreci hatırlatıyordu. Bağcı ve Temel sürekli gece yarılarına kadar her türlü şartlar, reklam, propaganda, mali konular olmak üzere, partinin içsel mekanizmaları, sandık görevlisi ve müşahitler, teşkilatlanma, üyeler, kurmaylar, belli kitlesel oy gelecek yerlerle ve B tüm konularda detaylı görüşmelerini sürdürdüler. Bu süreçlerin tamamında değerlendirmeler Manisa, son haber home ofisinde sürdürüldü. Birebir olaylara tanıklık ediyordum. Demirci'de tarihi anların şahidiydim. Yılların ülkücüsü İhsan Temel için Milliyetçi Hareket Partisi dışında bir partiden aday olmak kendisini çok bocalattı. MHP'nin ise Cumhur İttifakı kapsamında il ve ilçeleri paylaşma kararı yüzünden Demirci'de hep adaylığı AK Parti'ye vermesi Temel gibi bir siyasi adeta sürgüne göndermesi demekti. Temel son ana kadar kafasında YRP için aday olup olmamayı kararsızlık sürecinde yaşadı. O gece Manisa son haberde çayların rengi bile dem tabirinin az daha koyusuydu. Köşede oturan ortak dostumuz Ahmet Duman, yol arkadaşı olarak geldiği temelin bu önemli karar gecesinde gözlüklerinin altından bize bakıyor. Sağ elinin baş parmağını çenesinin altına, işaret parmağını da şakağına dayayıp sessizce bizim sessizliği bozmamızı bekliyordu. Vakit gece yarısıydı. YRP Genel Merkezi'nin belirlediği aday belirleme takvimi için son 24 saatten dakikaları bile eksilttiğimiz geceydi seçim prosedürü, YSK kararları, YRP ile yapılan görüşmeler, şartlar, oy dağılımları, YRFP'den aday olursa gelebilecek muhtemel tepkiler, İhsan Temel isminin demirci halkındaki karşılığı, daha birçok detay haller bile masada harmanlanmış çay misali yılı duruyordu. Yalın tek bir cevap verecekti Temel. Adayım veya aday değilim. Ben ise Temel ile yıllardır devam eden dostluğum süresi içinde böyle bir geceyi ilk kez yaşıyordum. MHP'den 2002'de aday olduğunda o zaman belediyede memurdum. İhsan Temel'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda bürokrattı. Demircideydi. Birlikte benim dairedeki odamda çay içiyorduk. Kamuda çalışıp seçimlerde aday olacaklar için YSK takvimine göre son gündü. Saat öğleden sonra 14.30 sularıydı, 3 saat sonra adaylık için süre bitecekti. Ne yapacağız Mösyö dediğinde git istifa et aday ol demiştim. Ve benim dediğimi yapmış Manisa'dan ikinci sıra milletvekili adayı olmuştu. Ama bu defa farklıydı. Bu defa hep onun yanında olan biri olarak, sadece beş yıl hizmete boğduğu demirci ve demircililerdeki karşılığı, 10 yıl önce kaybettiği belediye başkanlığından sonra halkında geçen 10 yıl içinde onu aradığını, gel dediği dışında kafamda bir şey yoktu. MHP'den aday olabilseydi, hiç böyle gergin bir süreç yaşar mıydık? Sorusunu sürekli kendime soruyor ve asla yaşamazdık diye de cevabı yine kendim veriyordum zihnimde. Sessizliği duman hoca bozdu. Bu millet sana dozer esan dedi çağırdı, yaşın yerine vardı, bir beş yıl sonra daha da yaşlanmış olacağız. Bu geçen sürede Cumhur İttifakı süreci en çok senin bir kenarda kalmanı sağladı. Ülkede bir değişim yaşanacak bu çok belli. YRP AK Parti'nin başına bela olacağı benziyor. Bence bu son bilet, aday ol kazanırsak, hem külliyeyi hem de balgatı sallarız. MHP'den aday yapılmayanlar bile gitti başka partilerden aday oldular, dedi. Temel, uzun süredir dokunmadığı çaydan bir yudum daha aldı. Elindeki tesbihi diğer eline geçirdi. Bana baktı. Ben sessiz kaldım ve dudaklarımı büküp gözlerimi açarak, başımı sallayarak, Duman Hoca'nın söylediklerini doğru bulduğumu belli ettim. İhsan Temel, birden oturduğu koltuktan ayağa kalktı. Öyle bir cevap verdi ki, ömrüm boyunca unutmam mümkün değil. İçinde idealist bir insan, devlet adamı vakurluğu vardı ve yüreğinden kopan bir cümleydi. İbrahim Ethem'e ara ve de ki, İhsan Temel'in kurduğu bu cümlenin sonunu yarınki bölümümüzde bulacaksınız. 10 Nisan 2024 Mustafa Temiz 6. İbrahim Etemi Aravedeki, İhsan Temel bağımsız aday olma fikrini rafa kaldırdı, gereğini yapsın. O saatten sonra, zorlu bir sürecin ilk adımı atıldı. Gerekli hazırlıklar için Temel, Ankara'ya döndü. Selami Selçuk geri adım atmadı ve arayışlarını sürdürdü. Cumhur İttifakı adayının Erkan Kara olmasının hemen ardından Erkan Kara seçim kampanyasına hemen start verdi. Kırsal mahalle toplantılarına hemen başladı. Erkan Kara ve çoğu insan klasik bir seçim havası yaşanacağını düşünüyordu. Erkan Kara her ne kadar AK Parti yönetimi ve seçmenlerine yabancı bir yüz ise de Demirci'nin AK Partili seçmeni genelinde Onların oy verirken tercihini kayıtsız şartsız ampullü logo ve reis faktörü üzerinden yaptığı için Kara cephesi bu konuda çok rahat hareket ediyordu. Selami Selçuk ise aday adaylığı sürecinde aday olmak için yaptığı yoğun çalışmalar, hemen arkasından Karan'ın adaylığını geri çektirme faaliyetleri arasında AK Parti merkezli kaldığından diğer gelişmeleri de kaçırmış görünüyordu. Kara karşısında aday olabilmek için önce yeniden Refah ile bağlantıya geçiyordu. Belli ki yeniden refahın çok seçenekli planları içinde kendi ismi hiç yoktu, bu girişim nazik bir dille ret edildi. Selami Selçuk şunu biliyordu. AK Parti Genel Merkezi'nin hangi koşullarda veya arkadaki antidemokratik ellerin ittirmesiyle de olsa Erkan Kara resmen adaysa, bunu anlatmak için konuşmak, görüşmek, yazmak çizmek ve hatta romanla anlatılsa bile, bu aday yapılış şeklinin yanlışlığını ifade etmek ve genel merkezin hatasını anlamasını sağlamak için Erkan Kara'nın kaybetmesi gerekiyordu. Genel merkezinde yaptığı yanlış tercihi anlaması için kaybedilince anlayacağı çok aşikardı. Selami Selçuk bu kez İyi Parti'den aday olabilme seçeneğini zorladı. Bursa'da tanıştığı bir milletvekili aracılığıyla İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak'a ulaştı o dönem Akşener'in aldığı seçimlere, hür ve müstakil, girme kararı havasında bu hemen değerlendirmeye alındı. İl Başkanı Zafer İksir, her ne kadar gayri faal ilçe başkanı gibi olsa da kurucu ilçe başkanı ve geçtiğimiz son seçimde Millet İttifakı Demirci Belediye Başkan adayı olmuş ve ilk girdiği seçimde 10 binin üstünde oy alarak ikinci olmuş Haluk Şenyurt'a da hemen Selçuk'un adaylığı konusunun değerlendirmeye alınması istendi. Süreçte ilkeler, yaşanmışlıklar, o dönüşleri rafa kalktı. YSK'nın seçim takvimine uyma şartı tüm bu unsurları ortadan kaldırdı. İyi Parti Demirci yönetimi, bu gelişmelerden sonra defalarca toplanarak ne yapacaklarını düşünmeye başladı. Şenyurt cephesinde geçtiğimiz seçim rakiptik, beni bile PKK ile işbirliği yaptı diye suçladı bu adam, mahkemelere düştük, bana hakaret ettiğine dair yargı kararı var cezası geriye bırakıldı, 5 yıl içinde tekrarlarsa ceza uygulanacak, benim içime bu sinmiyor, görüşü vardı. Selami Selçuk, genel merkez düzeyinde giriş yaparak, İyi Parti demircinin mutlak aday çıkarma zorunluluğunu da iyi kullanıyordu. Defalarca toplantılar, onlarca kez telefon görüşmeleri oldu ama yönetimdekiler de dahil Selçuk ismine sıcak bakılmadı. Hem il yönetimi, hem genel merkez, aday çıkarma, kağıt üstünde isim yazsına bile razı olduğu zorunluluk içinde İyi Parti demirciye karar sizin de diyemedi. Adeta işi oluruna bırakın. A getiren tavırlar gösterse de Selçuk'un adaylık mevzusu bir şekilde ilçe idarecilerinin iradesiyle hayata geçirilmedi. Selami Selçuk'un tek amacı, Erkan Kara'nın adaylık sürecini anlatacak bir saha açmak, seçimlerde 10 yıllık belediye başkanlığı ve öncesindeki ilçe başkanlığı birikimleriyle Ak Partili seçmenin oy vermesine mani olmaktı. Selami Selçuk bağımsız aday oldu. Partiler üzerinden aday olma arayışları tükenen Selçuk resmen ilçe seçim kuruluna giderek süresi içinde bağımsız aday olarak müracaatını yaptı. Fotoğraflarıyla kaplanmış seçim aracıyla yollara düşen Selçuk, kampanyaya dahil oldu. Bu seçimlerde unutulmayacak kulaklarda kalan Selçuk'un seçim aracında çaldığı uğruşulakın, bitti sanmayın sakın, mevzu yeni başlıyor, sabırla her yer yakın, mevzu yeni başlıyor. Şarkısı oldu. Selçuk kampanya boyunca anlattı ama mevzuyu sanırım demircililer anlamak istemedi, gene bildiğini okudu. Yeniden refah temeli kalabalık konvoyla ilçeye getirdi. Seçimlerin flash partisi haline gelen yeniden refah partisi seçim öncesinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Aradan geçen bir haftanın ardından adaylık açıklaması için demirciye getirilen İhsan Temel, kalabalık bir konvoyla ve şehir turu sonrası ilçe binası önünde adaylığını açıkladı. Temel'in yanında bulunan her partiden insanların varlığı ve ateşli bir şekilde destek vermeleri, gözlerden kaçmadı. İhsan Temel, yanına aldığı Demirci'de önceki dönem Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış, iki kişi ve yeniden Refah'ın heyecanlı kadrolarıyla kampanyasını başlatmış oldu. Seçim kampanyasındaki İtal aday, Kayyum aday benzetmeleri sürece damga vurdu. Seçimlerin ardından ve seçim öncesi süreçte Cumhur İttifakı'nın AK Partili resmi belediye başkan adayı olan Erkan Kara'nın aday yapılma şekli sürekli sıcak tutuldu. Bunu en başta Selami Selçuk, konuşmalarında sürekli kullandı. Erkan Kara'nın teyamül oylaması öncesinde Gençlik Merkezi konferans salonunda partililere kendini tanıtırken kullandığı, 15 Temmuz sürecinde FETÖ'ye karşı yapılan mücadelede hava trafiği kontrol altında tutulurken Cumhurbaşkanımız ile birlikte süreci beraber yürüttük, o ekibin içinde ben de vardım, sözleri oldu. Selami Selçuk, 15 Temmuz akşamı Erkan Kara'nın eski Ziraat Bankası önündeki otobüs durağında oturduğunu kendisini gördüğünü, konuştuğunu gerekirse 100 tane de şahit bulacağını, Erkan Kara'nın kendine önemli bir insanmış gibi göstermek için yalan söylediğini iddia etti. Selçuk'un bu iddiasının ardından Erkan Kara'nın arşivlerde yapılan araştırma sonucu görselleri bulundu. Erkan Kara'nın 15 Temmuz günü demircide olduğu ve hatta 15 Temmuz darbe kalkışmasının seyrini ilçeden takip ettiği, darbe girişimi bastırıldıktan sonra ve hakimiyetin devlette kalmasının ardından 5 gün sonra Ankara'ya döndü. Darbe sürecini kimin kazandığını gördükten sonra ilçeden ayrıldı, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmadaki ifadelerinde gerçeği yansıtmadığı hemen ortaya çıkmış. Oldu. Erkan Kara, müzik arası konuşma tekniği kullandı. Erkan Kara'nın seçim propagandaları sırasında Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile sürdürdüğü seçim çalışmaları sırasında, müzik arası propaganda denilebilecek, bugüne kadar hiçbir siyasetçinin denemediği bir usulle çalıştığı da gözlerden kaçmadı. Üç kelimelik kurduğu cümleler ve hemen ardından yükselen müzik sesiyle Kara, deyim yerinde ise hitabetinin yetersizliğini müzik takviyesi yaparak sürdürdü. Karanın inanılmaz vaatleri ve devletin işleyişini bile değiştiren gayri resmi ifadeler çok dikkat çekti. Erkan Karanın SKM'si kampanyada çok yetersizdi. Ayrıca Kara çok düz, mevzuatı içinde barındırmayan, polis kimliği özelliğindeki basit cümlelerle konuşmalarında iz bıraktı. Selami Selçuk'un tecrübeli bir siyasetçi üslubuyla Kara'nın emek çekmeden, birilerinin desteğiyle aday yapılmasını ifade ederken kendisi hakkında, ithal aday, ve kayyum atandı gibi sözleri sarf etmesi Kara'nın öfke kontrol sorununu ortaya çıkardı. Kara bu sözlere çok kızdığını kırdığı potlarla ve siyasi ortamlara yakışmayan sözleriyle adeta içindekini ortaya koydu. Selami Selçuk'un Erkan Kara'nın aday yapılma şeklini izah ederken, teşkilatın hiç bilmediği insan olduğunu, AK Parti Demirci'de hiç emeğinin olmadığını, partililerin bile kendisini tanınmadığını, bir üst irade veya gayri resmi bir yöntemle aday yapıldığını, partinin geleneksel yapısı içindeki teamüllere uygunsuz şekilde izah etmek istediği durumu öfke anında öyle bir dile getirdi ki, kara bu potuyla tarihe geçti. Bir kırsal mahallede yaptığı konuşma sırasında, bana ithal aday diyenlere geldiklerinde bir sorun, ben kendim köylüce köyündenim, eşim de kulalar köyünden, onların eşleri nereliymiş öğrenin, esas yerli ve milli aday benim. Sözleriyle aslında kastettiği Selami Selçuk'un eşinin Bursalı olmasıydı, ama Selçuk'un ifade etmek istediği durumla bu benzetme cevabın birbirleriyle hiç de alakası yoktu. Kara bunu söylerken Demirci konusunda ne kadar yetersiz bilgiye sahip olduğunu da ortaya koydu. Zira üç dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Baba'yet'in eşi Sarıgöllü'ydü. İhsan Temel'in eşi ise Arkaralıydı. Dolayısıyla Erkan Kara bu kırdığı potla onların da yerli ve milli olup olmadıklarını tartışma haline getirirken bir yere belediye başkanı olmak için adayında eşinin de o yerde doğmadılarsa yerli ve milli olamayacaklarını da ortaya sürmüş oldu. 11 Nisan 2024 Mustafa Temiz 7 Erkan Kara gittiği her yerde müzik arası propaganda deyimini yakıştırdık ya ki başka benzetme şu ana kadar bulamadım üç kelimelik cümle kurduktan ve biraz da bağırdıktan sonra arkadan giren müzikle, her toplantıda kalabalık oluşturan seyircisinin telefonlarının ışıklarını açması, tempo tutması ve hatta dans etmesiyle enteresan görseller verilen bir kampanyayı sürdürdü. Kara, bazen konuşurken daha ilk teamül yoklamasında söylediği 15 Temmuz gecesi için sözlerle, bu gecenin doğrusunu ortaya çıkaran Selami Selçuk'tur, sürdürdüğü popülist, aslında ruh halini de yansıtan kendini olduğundan fazla gösterme veya olmayan özelliklerini eksikliklerini kamufle edici sözlerle şaşırtmayı sürdürdü. Demirci Salihli, yolunu üç yılda bitireceğiz, ilçenin yol sorunu üç yılda bitecek sözleri, ağzından her çıkanı alkışlayan kitleyi mutlu edip sürekli alkışlamaya devam etseler de, az devlet görmüş, devletin işleyişini bilen ve yıllardır bu işin çözüm noktasında tam merkezinde bulunan insanlar için sadece gülümseten sözleri oldu. Burada da kara, demirciye gelirken hesap ettiği hesabın üstünden gidiyordu. Ortada bir oy oranı vardı ve hala bu oyu veren insanlar burada yaşıyordu ve yine oy kullanacaklardı. Söylevlerini bu AK Parti'nin oy oranı üzerinden, kitlelerinde nasıl etrafında yer alabileceğini sonsuz opsiyon olarak kullanmayı beceriyordu. Oysa az devlet işinden anlayanların bunu sorgulanması ve ses çıkarıp hakikati anlatması daha cılız kaldı. Yani çoğunluk devletin gerçekleriyle karanın söyledikleri tutmasa da, bu hayal sözlerin etrafında kalabalık görüntü vererek adeta doğrulattı. Oysa yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat erinde gecinde hedefe daha çabuk ulaşandır. Bu mutlak olan şeyin hayat bulması için zaman kaybı, kayıplar ve o gün alkış tutanlarında gerçek burnunun dibine kadar geldiğinde veya kendine de yansıdığında anlayabileceği şeylerdi. Erkan Kara, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün tüm bakanlıkların üstünde bir makam olduğunu bile söyledi. Aynı kara projelerinin hepsini Cumhurbaşkanının gördüğünü ve onun olurunu alarak, sözünü alarak geldiğini ve sözünü de tutacağını bile hiç kasmadan, hiç tereddüt bile etmeden, adeta masal kahramanı Pinokyo'nun özgüveni içinde bu meydanlarda bunu bu millete söyleyebildi. Aynı Cumhurbaşkanının başbakan iken otobüs üstünde demircide meydanda kendi ağzından verdiği sözler bile yerine gelmemişken, bunu unutan ve yine otobüsün üstünde Erdoğan'ın söylediği bu sözleri de alkışlayan aynı kitle Sadece 10 yıl önce tutmayan bu sözleri bile unuttuğu çok açık ki veya hafızası bu kadar zayıf ki Karan'ın ağzından çıkınca da alkışlamaktan geri kalmadı. Karan'ın siyasi ahlak anlamında veya manevi değerler üzerinde de konuşurken hep dozu kaçıran sözleri devam etti. Rakiplerinin yaşını bile dezavantaj gibi sundu. Yaşlı başkanlarla değil, kendisi gibi genç başkanla Demirci'nin koşabileceğini bile söylemeye cüret etti. Cumhurbaşkanının 70 yaşında, en büyük destekçisi Bahçeli'nin de 74 yaşında bu ülkeyi yönettiklerini bile düşünemeyecek kadar gözü dönmüşlük içinde olduğu ve yazının başlarında ifade ettiğim donanımsız, birikimsiz kendi özelliklerini sadece kendisinin etkisi olmayan onun dünyaya gelmesine karar veren insanların işini bile kendi marifeti gibi söylemekten çekinmedi. Ama taşınılan alkış efekt cihazı gibi kitle bu sözleri de alkışlamaya devam etti. Çünkü onlar görsellikte kalabalık, Erkan Kara'nın söylediği veya ağzından çıkan, devletin işleyişine, ahlaki kurallara, hayata dair gerçeklerle örtüşmeyen sözlerini alkış ile cilalama işini yürütüyorlardı. Erkan Kara'nın propaganda sürecinde birileri de sözcülüğüne soyundu. Bomboş, donanımsız amigovari tutumlu ile video çekip, sosyal medyada birilerine güya kafa tutan ve eskilerin dediği gibi sidik yarıştıranlarla ilgili de yazacaklarım var. İlerleyen günlerde onlar da bu yazı dizisi içinde yer alacaklar. Haluk Şenyurt bu seçim döneminde en çok aranan ve yanına gidilen siyasi oldu. Haluk Şenyurt, veteriner hekim olarak yaşamını bu ilçede sürdüren bir değerimiz. Ben gençliğinden bu yana hep yanında olduğum için kendi ifademle yazayım, Halu'yu iyi tanırım, kendisiyle çok özel yaşadıklarımız, kimselerin bilmediği birçok konuşmalarımızda olduğundan benim için özel biridir. Dolayısıyla seçim sırasında adaylıklar ve sonrasında da sürekli temas halinde olduğum biriydi. Şenyurt'a AK Parti'den Erkan Karada dahil aranarak meclis üyeliği teklifleri gitti. Yeniden Refah'ın birinci sıra meclis üyeliği ve belediye başkan yardımcılığı teklifini de çok net buraya yazabilirim. Şenyurt, CHP'nin belediye başkan adaylığı teklifi de dahil birçok teklifi bu dönem kabul etmedi. Ama seçim havasını çok iyi koklama özelliği olduğunu biliyorum. Gelen tekliflerden günler sonra bir teklifi kabul etmediği için pişmanlığını da bana yine off the record modunda söyledi. Bu teklifin hangisi olduğunu off the record olduğu için yazmayacağım. Ama şunu belirteyim, öngörüsünde yine haklı çıktığını ve gençliğine rağmen oturaklı, olgun kişilik yapısıyla gelecekte ilçede önemli yerlere gelmeye layık bir siyasi olduğunu yazabilirim. Çünkü siyaset iklimini iyi yorumladığını ve rüzgarın nereden estiğini gördüğünü yine burada azıcık ucundan bilgi olarak yazmış olayım. Burada Allah ömür verirse şimdiden de yazayım. Siyasette ne zaman çıkış yaparsa, nereden yürürse hep yanında olacağımı beyan ediyorum. Zira kaliteli insan özelliğiyle bu benim takdirimdir. İhsan temele aylar önce kimlerden teklif geldi bunları biliyor musunuz? İhsan temel konusuna burada tekrar girmem gerekiyor. Bundan önceki bölümlerde sonuca yakın kısımdan başlayarak sizlere bilgi verdiğimi fark ettiğim için kafalarda belli bilgilerin oturması için bunları da yazmaya karar verdim. İhsan Temel'e İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol, Bal, Sunat kendisini bizzat telefonla arayarak adaylık teklifinde bulundu. İhsan Temel'in bunu kabul etmedi. Ayrıca Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Deva Partisi'nden de adaylık teklifleri aldı hem de üst düzeyde kişilerce aranarak bu teklifler yapıldı. Ancak bunları reddetti. Aslında kendisi adaylık düşünmüyordu. Ama demirci halkının ısrarlı davetleri karşında korkak, çekingen ve gibi suçlamalara muhatap olmamak için mecburen bu yola girmek zorunda kaldı. Buna hem bu alemde hem ahirette de şahitlik ederim. Bilindiği üzere vatandaşlarla günlerce diyalog yaparak ve halkın arzusuna cevap vermek için yeniden Refah Partisinden aday oldu. Geçmişte yaptığı hizmet ve yatırımların üstünde yaşayan demirci halkının ferasetine güvendi. Ama bunu içimden gelerek yazıyorum ki, demirci demokratik yollardan kullandığı iradesini bile içinde vefa olmayan, çalışanın hakkını teslim etmeyen, tüm zamanlarda olduğu gibi yine kendi ayağını sıkarak kaybetme pahasına tercihini yaptı. Şimdi soru şu, İhsan temel çalışmadı mı? İhsan temel çaldı mı? İhsan temel çaldırdı mı? İhsan temel Toki'yi yaptı mı? 10 yıl geçti Toki'yi neden yapmadılar sizce? Toki'de temel sayesinde ev sahibi olanlar bile bu seçimde ne nispette onun hakkını vermek için ona oy verdi. Bunlar da demircinin vicdan tahtasında tarihe geçen sıralama hataları olarak yer buldu. Ümit Kan Yılmaz'ın bilinmeyen hamlesini de yazalım ki tarihe not düşelim. Milliyetçi Hareket Partisi Ümit Kan Yılmaz'ın ekibiyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne giderek mahalli idarelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'la görüşerek, bu defa Demirci'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ye bırakılmasını istediklerini, hatta kendisinin bile Demirci Belediye Başkanlığı'na aday olmak niyetinde olduğunu söylediğini de biliyor musunuz? Ben biliyorum mesela, yalanlama gelirse de ispat edebilirim. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi demirci kanadının demircinin Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti adayında kalmasından sonra, adayın yeniden Selami Selçuk olacağı havası eserken, Selçuk ile Kan Yılmaz'ın belediye başkan yardımcılığı için anlaştıklarını da tekrar yazmalıyım. O dönemde yazıldı, çizildi yalanlama gelmedi. Bu vesileyle seçim sonuçlarından sonra Kan Yılmaz'ın devir teslim töreninde demirciden Cengiz Ergün'e en yüksek oranda oy çıkardıklarını söylemesinin de üstünden geçmiş olayım. Erkan Karay'ı kayıtsız, şartsız destekleyen, kampanya sırasındaki 3-5 gerginliğe rağmen sabrını sona kadar zorlayan Kan Yılmaz'ın Erkan Karan'ın aldığı 13 bin küsur, Cengiz Ergün'ün aldığı 10 bin küsur oy arasındaki 2 bin küsur farkın nereden geldiğini sorup sorgulamadığını da merak etmekteyim. Cumhur İttifakı'nın bir önceki seçimde aldığı 15 bin oyun 2 bini hadi ihsan temelde toplandı diyelim. Zira Cumhur İttifakı'nın belediye başkan oyu son seçimde 13 bin. Peki Ergün'e son seçimde verilen 10 bin, karaya çıkan oy 13 bin, bu aradaki farkı görünce aklımda deli sorular. AK Partililer Ergün yerine CHP adayı Zeyrek'e oy vermiş, gerçek değil mi? Komik olansa deyim yerindeyse, bu seçimde AK Partililer MHP'yi çırak çıkarmış, bu kadar basit. Oysa Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı her olasılıkta karanın arkasında durdu, bu bilgilerde yine tarihe not düşülsün, çünkü unutkan, Hatta çabuk unutan insanların olduğu bir ilçe demirci. Selami Selçuk ortalarda değil, sessizliğini hala koruyor. 10 yıl süresince kervan yolda düzülür mantığıyla başkanlık yapan ve yaptığı işleri devlet aklıyla değil, ben yaptım oldu mantığıyla yaptığı için tüm işlerde başı yargıyla, devletin kurumlarıyla açtığı soruşturmalarla beladan uzak duramayan Selami Selçuk, geldiğimiz noktada partisi tarafından aday gösterilmedi. Bir mücadele verdi. İcraatlarıyla aday yapılmaması doğru ben kendi cephemden bunu değerlendiriyorum. Çok akıl almaz işler yaptı. Etrafı zengin oldu. Kendisi bu faaliyetlerde standby konusunda neden kaldı bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Selami Selçuk'un hakkı kalmasın, onu da yazalım ki tarihe not düşülsün. Erkan Kara'nın aday yapılış şekline karşı çıkması doğruydu ama 10 yılın ardından başarısız bir belediye başkanı olarak yaptığı bu çıkış geçmişindekiler bu kara konusundaki haklılığı ve gerçeği gölgeledi. Selçuk seçimlerde yapılan stratejilerde de yine vardı. Mesela ben kırsal mahallelerde yaptığı işlerle karşılığının olduğunu düşünüyordum. Alacağı her oyun AK Parti'den eksilen oylar olacağını düşünüyordum. Alacağını tahmin ettiğimiz oy bandı ise en az 1500 ve 2000 arasıydı ama seçmen yine yanılttı ki bu kırsal mahallelerdeki beklentinin sebebi de oralara elinin ve hizmetlerinin dokunmuş olma gerçeğiydi. Kısaca seçmen bu cephede de Selçuk'a vefa göstermedi. 2000 seçmenli Akıncılar Mahallesi'nde Balıkçı Tahsin 522 oy aldı muhtar oldu. Selçuk Başkan ise 29 bin seçmenli ilçede 10 yıl belediye başkanlığı, 3 yıl ilçe başkanlığı yapmış, medyayı, iktidarın gücünü kullanmış biri olarak 200 oy alabildi. Acı değil mi? Bence Titanic filminin konusu kadar hazin bir siyasi son ve çok acı bir durum. Şimdi sormak istiyorum ki hakkım. Ne oldu Selami Bey? Kim haklı çıktı? Söyleyeyim ben haklı çıktım ben. Ben, ben. Yaptığım haberlerime yalan diyemedin. Haberlerimden bir tanesine bile dava açamadın. Çünkü hepsi doğruydu. Ben haklı çıktım bugün hep yazdım bunu yazılarımda haberlerimde ama bu yazı dizisi içinde yazayım ki tarihe geçsin. Demirci ilçesinde tüm zamanların en kötü belediye başkanlığını yapmış kişi Selami Selçuk'tur. Nokta. 12 Nisan 2024. Mustafa Temiz. 8. Demirci'de seçim nasıl geçti? 8. O Mustafa Temiz yazdı artık seçim çalışmalarında siyasetin tüm unsurları işleyişe geçiyordu. Erkan Kara gittiği her yere konvoyla gidiyor. Kendine göre bir tarz uygulayarak sancaktarından, topçusuna, havai fişek, gümbürtüyle şamatayla yeniçeri taburu gibi bir görsellikle bir kampanya sürdürüyordu. Uçuk kaçık vaatler, kendisinde olmayan, olsa bile bir belediye başkanında aranan olması gereken ideal özellikler gibi gözükmeyen şeyleri tekrar ederek konuşulur hale getiriyordu. Kendisini külliyenin adamı, Cumhurbaşkanı'nın yakından tanıdığı biri olarak da mahalle arasında sürekli vatandaşlara üfleyen fiskosları sürdüren ekiple algı mevsimi devam ettiriliyordu. Erkan Kara için seçime aylar önce kulislerde mahalle arasında yaratılan kahraman tipi ise üflenmeye devam ediyordu. Bakanlar kurulundan Erdoğan tarafından uzaklaştırılmış benim, orman yakan bakan, benzetmesi yaptığım, Günlerce süren orman yangınları sırasında yangın söndürme uçağı olmadığı için, ülkenin ormanlarının cayır cayın yanmasını seyrettiğimiz, yangın söndürme işini bile şarkıcı Haluk Levent'in ve ahbapların göz yummayıp, yurt dışından getirdiği uçaklarla söndürülmesine destek vermek zorunda kaldığı sürecin bakanı. Türkiye'de hayvancılığa büyük zararları olan, bunu tüm kamuoyunun bildiği, köylünün ve hayvan yetiştiricilerinin de yaşadığı dönemlerin bakanı Bekir Pakdemirli geliyordu. Demirli'nin yalanını ortaya çıkaran gazeteci de bendim. Demirci'ye yalan söyleyen bakanın haberini okumak için tıklayınız. Mahmutlar Mahallesi'ndeki program çok konuşuldu. Bekir Pakdemirli, Erkan Kara'ya destek vermek için malum yerlerden bağlantı kurularak Demirci'ye getirildi. Anap döneminin güçlü isimlerinden merhum Ekrem Pakdemirli'nin de oğlu olan Pakdemirli, Demirci ilçesinde de ilgiyle karşılandı. Ülkede adı bir anda gündemden düşen, hiç kimsenin varlığıyla yokluğunu bile hissetmediği Pak Demirli, yine Demirci'deki AK Parti seçmeninin malum anlaşılmaz karakteristik özelliği kapsamında ön plana çıkarılıyordu ve yine ilgi zirvedeydi. Alkış organizasyonu da yine vokal grubu gibi yerinde ve zamanında çalışıyordu. Mehmet Baba Yiğit Pak Demirli geldiğinde kara için sahaya indi. Bu bölüme geçmeden önce yine içinde Pak Demirli ve Baba de olduğu birkaç yıl önce yaşanılan hadiseyi de burada yazmak istiyorum. Bekir Pak Demirli birkaç yıl önce de yine Demirci ilçesine gelmişti. Yemekli bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyonun giderleri için Mehmet Baba Eğit, Demirci'deki bir iş adamından mali kaynak yarattığını da bana bizzat kendisi söylemişti. Bu ziyaret sırasında Çereşe Meydanı'na kurulan masalarda Pak Demirli'nin yanında da baba Eyt yine vardı. Bu program sonrası çekilen fotoğraflarda bu görüntü sosyal medyada yer aldı. O gece bu fotoğrafı alıp baba eğite WhatsApp üzerinden atıp, hayal kırıklığına uğramış biri olarak şunu yazmıştım, bu görüntü de işiniz ne başkanım, şu an hicap duyuyorum olmadı, diye yazmıştım. Çünkü neyi biliyordum, babasıyla döneminde siyaset arkadaşıydı, temas halindeydi. Hatta dedesinin ismini taşıyan Ekrem Pakdemirli de AK Parti il yönetiminde Demirci ilçesinden sorumlu yöneticiydi sık sık görüşüyordu. Tüm bunlara eyvallahtı. Pakdemirli'nin bakanlığı döneminde düzenlenen bir fuara bile davet edildiğini, babasıyla siyaset yapmış bir bakana eski bir belediye başkanının vefa göstermesi gibi bir şeydi. Hatta o fuarda baba it ile samimi olduğunu bildiğim, Fuar kapsamında sergilenen tarım iş aletleri sektöründe iş yapan Selendili bir iş adamının işini bile Babayit'in Pakdemirli'ye ileterek hallettiği de hafızamda kalan bilgi. Bu bir vefaydı, eyvallah. Babayit'in meşhur ofisine ilçeye gelen tüm siyasetçiler mutlak uğrar ve 15 yıl belediye başkanlığı sürecinde ilçesine hizmet etmiş saygın bir siyasetçi büyük olarak ziyaret edenler hep olurdu. Babayit ilçede belli bir jenerasyonun gıpta ile baktı, saygın bir insan, hatta fenomen olarak yeri olan biriydi. Memleket üzerine kafa yoran, eski siyasi itibarıyla günün yönetimdeki siyasilerle de diyalogları olan ve hala iş görmeyi seven, insanlara yardım etmeye devam eden biriydi. Ama bu fotoğrafa yansıyan bir vefadan kaynaklı görüntü değil, AK Parti'nin siyasi bir faaliyetinde yer almaktı. Çelişki ise baba hemen hemen herkesin kendi ağzından duyduğu bir sözdü buna ben de dahilim. Ben 22 senedir hiç AK Parti'ye oy vermedim. Baba Yiğit, benim gece gönderdiğim ve not düştüğüm mesajımı görüp sabah saat 09.30 gibi beni aradı. Güneydin bile demeden şu sözleri söylemişti, çok haklısın, çok pişmanım, bu görüntüde olmamam lazımdı, sadece sen değil birçok kişi beni bu görüntüde yer aldığım için eleştirdi kendisiyle sürekli temas halinde olan biriydim. Memleket üzerine sohbetlerimiz olurdu. Siyasi gelişmeleri değerlendirir, günde en az 3-5 telefon görüşmesi yaptığımız biridir Baba Yiğit. Kendisine hep saygı duymuşumdur, fakat benim o huyumu iyi bilirdi. Bir çelişki gördüğümde haber yapardım, topla tüfekle hücum ediyorsun diye de bu kez o beni eleştirirdi. Mahmutlar Mahallesi'nde sahneye çıkan Baba İt, 25 yıl sonra AK Parti'ye hiç oy vermedi ama AK Parti'ye oy istemek için eline mikrofon aldı. Mahmutlar Mahallesi'nde duvarda asılı, kalenize hoş geldiniz, yazılı pankart önünde Mehmet Baba İt, 25 yıl sonra eline mikrofon alıyordu. Baba Yiğit Erkan Kara için, bizim o güne kadar göremediğimiz, hakkında sadece rivayet gibi anlatılan şeyleri donanımlı birini tarif eder gibi anlatıyor o istiyordu. 90'lı yılların siyasetçisi ve döneminde iş yapmış söylemleri olan, bu işte vebal var, yürüyen arabanın tekerine çomak sokmayın, arabanın ön tekeri nereye giderse, arka tekeri de oraya gider gibi klasikleşmiş sözleriyle resmen AK Parti'nin adayı için o istiyordu. Hadi memleket için doğru adam da öyle bunu yapıyor desek, kara öyle biri değildi. Anlattıkları, söyledikleri akıl ile izan ile tarif edilecek şeyler değildi diğer adayların demirciye sadece maaş almaya geldiklerini iddia ediyordu. Bu kastettiği aday İhsan Temel'di. Babayit o siyasi havadan mı, Mahmutların yüksek rakımlı yüksek basınçlı sert havasından mı bilinmez, o demirciye maaş almaya gelecek dediği İhsan Temel'i, daha günler önce Selami Selçuk'un aday olacağı her yerde konuşulurken arayan, bağımsız aday ol İhsan, dediği kişiydi. Bana da yine Selami olacağına İhsan'a aday yapalım, diyen baba itti. Mahmutlar Mahallesi her zaman siyasi güç neredeyse oraya akan kendine has siyasi görüntü veren bir beldemizdir. Ak Parti döneminde belediyelik iken yeniden köy olan Cilalı ismiyle mahalle olan bir yerimizdir. Babayi sözlerine devam ediyordu. Bugüne kadar Ak Parti'ye çok güzel oylar verdiniz. Bu olanı Erkan Kara destekleyin. Seçimden sonra Mahmutlardan çıkan oyları takip edeceğim. Bak ona göre gençlere iş, anonim şirketi, eş lazım diyordu. Ertesi günü Baba Yiğit'in AK Parti'ye olan mesafesi, her seçimde AK Parti'nin karşısında karşı cephe açması, her yerde söylediği, hiç AK Parti'ye oy vermedim, sözleriyle bu çelişkilerin yer aldığı Mahmutlar performansı ilçede gündem oldu. Sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler aldı. Ben de bu çelişkileri eleştirisel yazsam da, Yıllardır kendisine duyduğum saygı ve gıpta ile baktığım siyasetçi özelliklerinden hayal kırıklığına uğramış psikolojide ismini vermeden yazdım. Telefonum çaldı. Arayan babayı itti. Her ne kadar sosyal medya kullanmasa da, birileri ekran görüntüsü atıp WhatsApp'tan kesin göndermişlerdi. Çünkü bu benim bildiğim özelliklerinden biridir. Ben sana bugüne kadar iyilikten başka ne yaptım, diye sordu. Ben de haklısınız, hep iyiliğinizi gördüm, köprü olsanız üstünüzden geçmem, saygıda hiç kusurum oldu mu size dedim. Bir şeyle yazmışım, dedi. Yazdım, bu benim işim, akıllara zarar yaptıklarınız, siyasi arenaya indiyseniz, kendinizle çelişen işler yapıyorsanız ve üstelik Erkan Kara ile ilgili beni aradınız. Sözümü tuttum. Fakat ilçenin siyasi aklıyla da dalga geçilirken, ve siz de bu cepheye kampanyada para suyunu çekince finans bile toplayacak duruma geldiyseniz, eleştirilmeniz doğal, izleyeceğim dedim. Aday tanıtım toplantısına bile siz davet ettirdiniz. Aday tanıtım toplantısından sonra beni aradınız, düşüncelerimi sordunuz. Erkan Karakantar'ın topuzunu kaçırdı. Demirci'nin yakın tarihini yazan bir gazeteci olarak tüm gelişmeleri en ince detayıyla biliyorum. En az 3-4 tane doğru söylemediği işi yakaladım verdiği vaatler devlet işleyişiyle yürüyecek şeyler değil. Bu çocuk kendisini dönemin olan üstü bölge valisi gibi görüyor. Bomboş bir çocuk bu başkanın dedim mi size dedim. Dedin, bir daha da seni aramayacağım dedi ve telefonu kapattı. Sosyal medyada adaylar canlı yayına çıksın, furyası başladı. Sosyal medya özellikle gençlerin ve artık hemen hemen tüm yaş gruplarının kullandığı bir iletişim aracı oldu. Demircide adaylar belli olduktan sonra özellikle gençlerin genel isteği hale gelerek sosyal medyada da bu talep yazılıp çizilince Demircide belediye başkan adayı olan kişilerin bir canlı yayında moderatör eşliğinde eşit sürelerle konuşacakları ve kendi projeleriyle kendilerini tanıtacak bir canlı yayın yapılması isteği dillendirildi. Bir süre sonra kimlerin katılacağı da yazıldı çizildi. Bu süreçte ilçedeki yerel gazetenin idarecisi iş yerinde adaylarla bağlantıya geçerek halkın, bu talebini yerine getirmek için bir girişim içine girdi. Selami Selçuk, İhsan Temel, Şerif Akmeşe, Zekai Yılmaz, Kenan Doğru, Ahmet Yüksel bu programa katılabileceklerini beyan ettiler. Araya günler girdi, demircide patırtı gürültüyle seçim konuşmaları yapan, uçuk vaatlerle tozu dumana katan Erkan Kara cephesinden bu canlı yayın ile ilgili ses seda çıkmadı. Yerel gazetenin idarecisi telefonla aradığında da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yoğun programım var, canlı yayın öncesindeki ön görüşmeye gelemeyeceğim, mazeretini söyledi. Daha sonra Demirci'nin ilk internet televizyonu, Demirci TV, sosyal medyadaki yoğun isteğe duyarlı davranarak bir süreç belirledi. Yine Erkan Kara dışında tüm adaylar katılacaklarını açıkladılar. Erkan Kara bu girişime de fulukalarak yokmuş gibi davrandı. Bu süreçte yine sosyal medya üzerinden halkla paylaşıldı. Erkan Kara rakipleriyle bir araya gelmek istemiyordu. Çeşitli spekülasyonlar ilçede konuşuldu. Bir belediye başkan adayı böyle bir programa neden çıkmaz, yoksa kırsal mahallelerde söyledikleri TV'de yayılırsa bir endişesi mi var ve EB şeyler söylendiyse de YSK takvimi içinde günler tükendi. Bu da Erkan Kara'nın işine geldi. Çıkmadı, çıkamadı. Çünkü öyle inanıyorum ki, söylediklerine kendi bile inanmıyordu. TV'de bunları yinelese, bu görüntüleri görecek Ankara'daki demircide Karan'ın kahvelerde kulaklarını çınlattığı kişiler de göreceklerdi. Rakipleri arasında devlet adamlığı, kurmay kafa, devlet işleyişini bilen kişiler vardı. TV'de Kara ile rakipleri arasındaki barizce görünen klasman eksikliği açık seçik ortaya çıkacaktı. Bunu göze alamadı. Diğer adaylarda karasız bir canlı yayına çıkılsa rakiplerine söz hakkı doğacağını, kendisinin olmadığı bir yerde bu söz hakkını kullanacak saha olmayınca bu da halk nazarında iyi karşılanmaz düşüncesi içine girip TV idaresine bu yönde ortak akıl bilgi verdiler. Selami Selçuk kampanya süresince Erkan Kara'nın çelişkilerini halka anlattı. Selami Selçuk, yoğun bir kırsal mahalle çalışması içine girdi. İlçe merkezlerinde de Erkan Kara'nın projelerim dediği kitapçıktan halka anlattığı projelerin Demirci ilçesi ve işleyişle ilgili doğru bilgi içermeyen şeyleri ortalığa yığdı. Selami Selçuk, AK Parti iktidarının Demirci'ye verdiği sözleri tutmadığı bahisle, sürekli Manisa'da birinci çıkan oy oranının garantisiyle Demirci'ye verilen sözlerin tutulmadığını söyleyerek, iktidara bu kez oy vermeyip sarı kart gösterilmesi gerektiğini vurguladı durdu. Demircide ibretki alem denilecek bir süreç yaşanıyordu. Kendi işinde gücünde halk için, siyasete uzak seçimden seçime oy vermeye giden, seçimden seçime siyaseti takip eden, memlekette ne olup bittiğini düşünmeyen kendi işine bakan bir çoğunluk kitle bu Selçuk'un ağzından çıkan şeylere ne kadar ilgi duyduğunu bilemiyoruz. Ama bilenler için gerçekten 22 yıllık iktidar, 13 yıldır AK Parti'de ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığı yapmış bir adamın ağzından dökülen sözler, aslında bir günah çıkarma seansı, bir yüzleşme, bir itiraf niteliğindeydi. Selçuk böyle bir toplantı sırasında Erkan Kara'nın birilerinin himayesinde aday yapıldığını açıkladı. Hatta Kara'nın meclis üyeleri listesinin kimin tarafından yazıldığını bile açıkladı. O isim 9. Selçuk'un iddia ettiği o isim de Mehmet Babayet idi. Selçuk, daha teyamül öncesi yapılan toplantıda Erkan Kara'nın ona göre antidemokratik aday yapılışı ve Babayet'in istediği Ankara'ya hükmedeceğini ve ilçede görünmeyen güce sahip olacağı imalı iddiaları seçim sürecinde sürdürüyordu. Meclis listesini Babayeti'nin yazdığını, yazılanların içinde de AK Partililerin olmadığını bile açık açık söylüyordu sosyal medya üzerinden kendine vazife çıkaranlar. Sözde sosyal mesajlar veriyordu. Sosyal medya üzerinden Selçuk'un isim verdiği ve Erkan Kara'nın Sögüt Altı projesini hayata geçiren bir arkadaş da kendince Kara'nın sözcülüğüne soyunu verdi. Son süreçte gündemde olan magazinci Hakan Ural'ın Mondros mütarekesiyle ilgili salladığı gibi, hiçbir donanımı ve bilgisi yok iken, Memleket üzerine fikir beyan eden bu arkadaş, zamanında siyaset yapmış, bu işi bilen, kendisinin hiç deneyimi yok, hatırladığım bir oda seçimi onda da çekildi sanırım. Bazı kişilere Erkan Kara'yı eleştirdikleri için güya kendine vazife çıkarıp videolar çekerek, kıt Türkçesi ve mevzuat bilgisiyle dikkat çekmeye çalışıyordu. Dublet haberini çok iyi bilen bu vatandaş, benimle birlikte başka kişileri, beni de, başka isimlerle birlikte ortaya karışık salata servis eder gibi, Yaptığım haberler ve paylaşımlar dolayısıyla eleştiriyordu. Sıfır bilgiyle kamera açan bu arkadaş, benim dikili bir ağacımın olup olmadığını soruyordu. Benim Kaplıca'daki kongre merkezinin yasal olmadığı haberlerimi, kent meydanı ile ilgili yaptığım haberlerimi sonuca ulaşmadığı için güya zamanında bu yatırımları ben engellemişim gibi suçlamalarda bulunuyordu. Aslında yaptığının hukuki olarak suç olduğunu da bilmiyordu. İsim vererek sosyal medya aracılığıyla itibarsızlaştırma, hakaret etme ve hedef gösterme suçu da işliyordu. Ne olur ne olmaza karşı o videoda arşivimde çünkü yaptığı paylaşımları bir süre sonra kaldırma hastalığı da var. Sen yine de akıllı ol. Unutma ben tek başına bir insan değilim. İsim vererek paylaşım yaptığından dolayı başkaları da rahatsız oluyor. Mesela bir avukat var bildiğin o çok rahatsız oldu. Haberin olsun vekaletimde onda aman diyeyim, adliyelerde seni görmeyi hiç istemem. Seçim döneminde onun amacına hizmet etmemek için sustum, zira onun istediği zaten gündemde kalmak adamlık etmekti. Şimdi vakti gelmişken onun da cevabını verelim. Böyle çıyanvari işler bana göre değil. Boş çuvalın dik durmayacağını, bilgisiz insanın fikir sahibi olamayacağı gerçeğini önce bir belirteyim. Bu kaplıcadaki iş konusunda sıfır bilgiye sahipsin. Bir orayı Bimer'e şikayet eden ben değilim, döneminde Cimer, Bimer'di. 2. Ben bu şikayeti sadece haber yapan gazeteciyim. 3. Orası senin o el hareketleriyle, memleket sevdalısı şov yaptığın ve parodiyle karışık izah ettiğin gibi, devlet bir yöntem buldu diyorsun ya yöntemi bulan devlet değil. Siyasi güçle o kara, sadece ne destek almak için demirciye getirdiğiniz ve önüne döküldüğünüz orman yakan Bakan Pakdemirli'nin yaptığı katakülleri iş. Cumhurbaşkanını bile kandıran Pak Demirli. Tetikçisi Selami Selçuk ve yanına giden milletvekilleri. Bunu yapmasalar Selçuk ceza alacaktı, belki de cezaevine girecekti. 4 orman İşletmesinin bu işte dava açtığını bilmiyorsun. 5. Selami Selçuk'u şikayet edip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruşturma izni vermesine sebep olanın Demirci Orman İşletme Müdürlüğü olduğunu da bilmiyorsun. Ben bu süreci sadece haber yaptım kamuoyunu haberdar ettim. Celal Bayar Üniversitesi markasıyla orada yapılacak kongre organizasyonu yapılmadı. İyi ki de yapılmadı, sen bunu da bilmiyorsun ki, bu çok belli. Eğer bu organizasyon yapılsaydı. Skandaldı. Dönemin rektörü eniştemiz buna mani oldu. Buradaki dekan ile Selçuk'un yaptığı gayri yasal tüccar pratiği iş demirciye pahalıya mal olacaktı. Bu orman arazisine kaçak yolla yapılmış yerde bu organizasyon yapılsa ve ortaya çıksa Demirci'den eğitim fakültesi alınacaktı. Çünkü Dünya Üniversiteler Birliği'nin etik kuralları içinde böyle bir akademik programın yapılması, böyle gayri yasal bir yerde itibar kaybı olacaktı. Hem CBU bir daha bu organizasyonlara katılamayacak, hem de uluslararası bir itibar kaybı nedeniyle Yüksek Öğrenim Kurumu yani Yüksek Öğretim Kurulu devreye girecek ve Demirci'deki fakülte kapatılacaktı. Ben buna mani oldum. Sen ne konuşuyorsun? Kent meydanı işine gelince, yahu orayı şikayet eden ki haklıydı. Ben değilim. Cengiz Ergün. Bilgisiz bilgisiz konuşmakta üstüne yok. Kamusal alanı, ticari alan yapan Selami Selçuk, dava açan da Ergün. Oranın öyle mezbelelik halde yıllarca yarım kalmasına sebep de, Ergün'ün açtığı mahkeme sonucunun iptal kararı, o işten de ceza alacaktı Selçuk, Cumhur İttifakı imdadına yetişti. Halkın alanının ticari alan yapılması, memleketin 17 ilçe içinde tek kent meydanı olmayan ilçe kaldığını bilmeyecek kadar, bu güce tapma hastalığın yüzünden farkında bile değilsin. Güya benim haksız çıktığımı süreçten benim yenik çıktığımı algılamışsın konuşuyorsun. Demirci kaybetti, gördün mü pazar yerinin dibine alışveriş merkezi açıldı. Yürüyen merdiven halka değil, çok önceden el sıkışılan alışveriş mağazası için yapıldı akıllım. Anladın mı şimdi? Birilerine dükkanlar peşkeş çekilecekti. Meydansız kaldı memleket, sen ne konuşuyorsun? Ayrıca memlekette benim dikili ağacımın olup olmadığını soruyorsun ya, bu işler dere kenarına ağaç dikmekle sorgulanmaz, benim diktiğim ağaçlar senin anlayacağın dille anlatayım, memlekete öğretmen oldular, memlekette idareci oldular ama diktiğim tek dikili ağaç sensin. Eşini kaçırdıktan sonra seni evlendiren, müzisyen iken düğününü çalan, sana göbek attıran bendim unutma, hem bak fena mı oldu. İki tane yeğenim, bir de de son süreçte damadım oldu, gayet de iyi oldu. En kısa zamanda benden özür dilemeni bekliyorum. Bir büyüğün olarak sana bu şansı da veriyorum. Bu da benim aramızda olan hukuk ve samimiyetten sonra en doğal hakkım. Hüsmek yok. Bana sayın Temiz demeye de devam edebilirsin. Şu seçim sonucunun üstünde de takılı kalma. Görüyorum şampiyon olmuş takımın genel sekreteri modundasın. Bu hallerini hemen bırak tavsiye ediyorum. Çünkü artık bu sonuç baklavasına veya gazozuna kazanılmış hali saha maçı modunda. Reis eline kosayı aldı. Türkiye'nin kırmızı renge bürünmesinden sonra senin sadecenin Angara'daki tüm kankalarını biçmeye başladı tanıdık kimse de kalmadı, memleketin işlerini yaptıracak, bak haberin olsun. Endişelerim devam ediyor. Başarısızlık ve demircinin zaman kaybında ilk hesap soracağım, başarılı olunursa da ilk tebrik edeceğim kişi de sen olacaksın, Allah yeter ki ömür ve sağlık versin. Mehmet Acar cephesi pür dikkat seçim sürecini sessizce takip etti. Erkan Kara'nın aday tanıtım toplantısına gelerek, orada söz isteyerek konuşma yapan, zoraki centilmenlik gösteren, bu sürecin bence birinci sıradaki kaybedeni Mehmet Acar. Acar seçimi pür dikkat ama sessizce takip etti. Demircide klasik algı ile Acar saman altından su yürütür, Karan'ın kaybetmesi için tabana bir mesaj verir beklentisi bile karşılık bulmadı. Çünkü Acar karakteri sağlam bir kişilikti. Acar'ın Erdoğan sevgisi kendisine yapılan çok büyük haksızlığın önüne çıktı. Acar seçimlerde yol geçen hanına dönen iş yerinde herkesi dinledi. Her gelişmeyi büyük bir olgunlukla takip etti. Bu süreçte kendisiyle sürekli temas halindeydim. Ama dediğim gibi seçim akşamları tek sonuçludur; kaybeden ve kazanan. Ancak zaman ilerledikçe seçim sonuçları başka, başka sonuçları da ortaya çıkarır. Acar'ın bu zaman ilerledikçe ortaya çıkan süreçte başka sonuçların içinde yine yer bulacağını ve hatta bu süreçlere adeta kolundan, yakasından tutularak dahil edileceğini düşünüyorum. 14 Nisan 2024 Mustafa Temiz 10 Erkan Kara'ya bu bölümde mesajım olduğunu, son bölümün finalinde belirtmiştim. Erkan Kara seçim atmosferine girildiğinde ismi sürekli ilçede terennüm edilen, Ankara'da bürokrasi içinde bulunan önemli insanlarla sıkı fıkı ilişkileri olduğu sürekli kulislerde anlatılan insandı. Kara seçim takvimi içinde ilçeye geldi adaylığını açıkladı ve aday adayı olarak olabildiğince kendini tanıtmak için çalışmalar içinde bulundu. Kara ismi ortalıkta dolanırken, bunu ilk görüştüğüm kişi emekli eğitimci ve son dönemde Demirci Akıncıları Derneği Başkanı da olan Hüseyin Kıncı Hocam oldu. Kıncı Hocam ile görüştüğümüzde bana Erkan Kara ile ilgili ve Demirci'nin geleceği ile ilgili güzel şeyler anlattı. Kıncı Hoca sorulursa teyit edecektir ki, kendisini dinledikten sonra aynen şöyle demiştim. Hocam demircinin barışması lazım, birileri bu ilçede kendini ikinci sınıf vatandaş gibi hisseder oldu. Yerel belediye yönetimi ve Selami Selçuk'un etrafındakiler, onun döneminde adeta insanlar arasında kalın çizgiler çektiler, fikren ve seçmen olarak onlara destek vermeyenleri vebalı gibi görüp, insanları saflara bölerek, belediyenin imkanlarından bir kesimi mahrum ederek, ayrıştırıcı süreçler yaşattılar. Böyle devam edemeyiz. Şeffaf belediyecilik gerekiyor, bir sürü usulsüzlükler oldu, bir sürü yolsuzluk iddiaları var, demirci kaybetti. Bu zihniyet sürerse ilçenin kayıpları devam edecek. Benim siyaseten değil, demirci için endişelerimi biliyorsun, çabamı biliyorsun, yargıda, idari soruşturmada hep haklı çıktım ama siyaset devreye girdi. İşlerin üstünü hep kapattılar veya kılıfına uydurdular. Bu da beni hırslandırdı, insanlar benden hep sonuç beklediler. Sonuç gecikince veya hayat bulmayınca, işler kapatılınca, resmen benim de karnım şişti, yeter artık. Kınca hocam da benim bu fikirlerimi desteklendiğini söyledi. Kendisi özellikle Selçuk, döneminde ortaya atılan iddialar, soruşturmalar, soruşturma izni verilen İçişleri Bakanlığı kararları ve yargı süreçlerinde, benim ister istemez bu işlerde taraf olduğumu da bildiği için, kara yönetime gelirse geçmişte yaşanılan gerginliklerin olmayacağını, hatta Selçuk döneminin didikleneceğini, ayyuka çıkan tüm iddiaların üstüne gidileceğini söyledi. Beklenti içine girdiğim bu süreçte karayı da izlemeyi sürdürdüm. Daha önceki bölümlerde bu süreçte neler olup bittiğini yazdım zaten. Ancak son ana kadar yani karanın aday yapılıp aday tanıtım toplantısını izleyene kadar da iyimserdim. Kınca Hoca ile konuşmamız beni daha önyargısız olmam konusunda adeta frenliyordu. Kınca Hoca'nın Demirci Belediye Meclis toplantısından bir gece önce, o çok önemli oturum öncesinde Selami Selçuk'u ikna etmek için ne diller döktüğünü, Selçuk'un ittifaksız süreçte MHP'ye olan olumsuz enerjisi yüzünden tam aksine kararı meclisten çıkardığını da biliyorum. Şimdi merak edersiniz bunu da yazıp karaya yeniden dönelim öyleyse. Mesele şu, döneminde bedeli 18 milyon Türk lirası olan otopark ve kent meydanı projesi için Büyükşehir Belediyesi, sosyal alan olan bu bölgenin ilçe belediye meclis kararı ile kullanım hakkını istemesiydi. Kıncı Hoca o dönem yukarıda Allah var, bu konuda aynen benim gibi düşünen, bunu da Selçuk'a dillendiren tek kişiydi. Ama ecik bücük siyasetçilerle yol yürüyen Selçuk, o tarihi kararla ilçeyi meydansız bıraktı. Geldiğimiz sürecin başlangıcı bu karardır. Yer: Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu. Erkan Kara'nın aday tanıtım toplantısındayım. Meydanda gözüken tek gazeteci benim. Diğer arkadaşların arka taraflarda koltukların arasında olduğunu daha sonra öğrendim. Kara sahneye çıktı. Projeleri diye sinevizyona yansıtılan çok acemice hazırlandığı belli, ilk öğrenim öğrencilerinin küme ödevinden daha başarısız. PowerPoint'in en eski sürümüyle yapılmış. Şekle dayalı bir görsellikle karayı dinliyorum. Yıllardır gözlemler, iletişim kurar, yazar çizerim. Daha acemi, hadi öğrenir gider diyebileceğim bir ilimserlik içine giremedim. Kara konuşurken, pratikte polislik mesleği gibi olasılıklar üzerinden gidiyordu. Bu idarecilik veya yöneticilik yapacak siyasi bir insan donanımı asla değildi. Daha sonra o tüm seçim boyunca konu olan bence büyük bir talihsiz açıklama, üç yılda yol işini çözeceğim sözleri çıktı ağzından. Arada da yine seçim sürecinde ismini koyduğum DJ Bay Gürültü'nün ritmli müzikleriyle kesintili, yarı klip, yarı müzikal, yarı görsellerle destekli, orlar kadar sahne performansı olmasa da, Cem Yılmaz veya Ata Demirer misali stand -yup gösterisi izledik. Toki'nin bilmem ne sektör arıyorum diyerek, telefonu ahizesiz aramaya alıp, mikrofondan salona sesini vermesi, Adamcağızın da pazar akşamı dinlenme modunda yarı uykulu verdiği cevap, daha sonra araştırdım bu adamda özel kalem müdürü bilmem ne sekreteri falan da değil, Tokide sıradan bir şube müdürü çıktı. Demirci Belediye Belediyespor'a klasman yükseltme sözü için sahaya gelen 44 numara spor ayakkabılı bir tip, yok efendim gençler birliğinde hocalık falan yapmış, Demirci Belediyespor'a katkı koyacak şampiyon yapacakmış, ama o arkadaş da hiç bizim merak etmediğimiz bir tek kelimelik cümle kurdu, içimizi rahatlattı. Galatasaraylıyım ne alakaysa. Daha birçok örnekler yazabilirim ama ne demek istediğimin ana fikri ortaya çıksın diye bu örnekleri yazdım. Kardeşim sen orta seviyede zeka sahibi bir yerde bunları söylesen aynı orada alkışlandığın gibi alkışlanırsın. Ama unutma. Bu memlekette belediye başkan adayı vasfında neler olması gerektiğini bilen, adram tartabilen insanlar var, donanımında, devlet birikimi, Üslup, duruş, kurmay kafa olup olmadığına bakacak yüzlerce insan yaşıyor bu şehirde, kime neyi anlatıyorsun bu telefona bağladığın, sahneye çıkardığın tiplerle. Ya ergenlerin yapacağı işler bunlar, bak gördünüz mü, he bak ben bunları da tanıyorum. Aslında Kara şunun bilincinde, geldiği günden beri o gözlerinin arkasındaki samimiyetsizlik dehlizini görebiliyordum. AK Parti'nin yüzde yetmiş oyu var, belli yerlerde beni tekleyecekler, Tabi bu itekleme veya destek vermenin karşılığı olacak, ilerleyen zamanda göreceğiz, ben belediye başkanı olayım. Sosyal güvence işimi doğrultayım. Bir iki tanıdık aracılığıyla işler yaparım. İşi de düzeltirim. İnanın bana bunu tüm samimiyetimle yazıyorum. Erkan Kara mevzuat bilgisi, devlet pratiği, kurmay bir donanıma sahip değil. E öğrenir. Hiç kusura bakmayın demirci çıraklık eğitim merkezi değil. Ben bunu ironi olarak da yazıyorum. Belli kesimler bunu neden yazdığımı da anlayacaklardır. Seçim kampanyasında nepotlar kırdı Erkan Kara. Ama yanlış alkışlayan kitlesi vardı arkasında. Küçük dilimizi yuttuğumuz ifadeleri Karan'ın ağzından defalarca izledik ve dinledik. Alkış devam etti. Erkan Kara'nın gerçeği şu: Yanlış kalabalıklarla hayata geçirildi. Ama unutmayın, yanlışın etrafı kalabalık olsa da doğru her yerde niteliğini korur. Göreceğiz derken bile iddialı bir söz söylüyorum, fakat bildiğim şu demircinin kayıp yılları devam edecek. İnşallah araya aklı selim insanlar girer, inşallah bir gelişme olur da bu ilçenin bir beş yılı daha heba olmaz. Aday tanıtım toplantısından çıktım, çektiğim tüm videoları defalarca yeniden izledim. İçime sinmeyen çok şeyler vardı. Dernek başkanlığından sonra Demirci eski belediye başkanı Selami Selçuk'un teamül toplantısında taktığı yeni ünvanı Akıncı Bey'i olan Kıncı Hocam. Beni telefonla arayıp Erkan Kara'ya destek verelim, bu olan iş yapar, tanıdıkça sen de göreceksin diyen Demirci eski belediye başkanı Sayın Başkanım demekten hiç imtina etmediğim Mehmet Babayit. Erkan Kara ile ilgili her ikinizin de aklı başında insanlar olduğunuz için söylediklerinize önem verdim. Dikkate aldım. Bu insanların vardır bir bildiği diye düşünerek sizleri önemsedim. Şaşkınlık sebebisiniz. Hayal kırıklığınız. Başkanım sen çok kullandın bu sözü, bu işte vebal var. Siyasi mevsimi göremediniz. Öne geçtiniz. Buyurun eseriniz. Erkan Kara'ya mesajım. Erkan Kara kardeşim, benimle adaylığın öncesinde gerek karşılaştığımızda, gerek sosyal medya üzerinden mesajlarla iletişim kurardık. Saygıda hiç kusurun olmadı. Hep abi yaklaşımıyla güler yüzlü ve saygın davrandın. Bir gün bana öğretmen evinin önünde şunu demiştin. Abi yazdıklarını takip ediyorum. Hepsinde haklısın. Ben de Reis niye seyrediyor? Niye müdahale etmiyor? demirci erimeye devam ediyor Erkan, demiştim. O zaman da çözemediğim şu sözü söylemiştin. Vardır bir bildiği reisin, onunla sen bile beş dakika konuşsan, ona hayran olurdun, valla kafamda bu sözlerin günlerce dönmüştü, hiç olamadım yıllardır, ülkenin geldiği durum ortada, diyerek yıllar sonra bugün buna cevap vermiş olayım. Şimdi şu mesajlarımı herkesin önünde paylaşıyorum. Bir geçen on yıllık süreçte belediyede neler olup bitti? Biliyor musun? Bunları halkın bilmesi lazım. Süreçle ilgili eğer samimiysen, sana arşivimi açarım. Aslanı kediye boğduran bir süreçte bu arşivimindekilerle haklıyken, soruşturmalar kapatılarak, sümen altı yapılarak, entegre edildi, zaman içinde eritildi. İki yapılan mali ödemeleri ve harcamaları didikleyecek misin? Üç yukarılardan telefon gelirse, herkesin yaptığı yanına kar kalacak mı? 4. Samimiysen, kamusal zarar, görevi kötüye kullanma gibi suç teşkil eden başlıkları belli olan işleri seninle paylaşayım. Belge ise belge, katakülle ise katakülle, kılıfını uydurma ise desen desen kılıflar. 5. Çevre belediyelerin yaptığını yapacak mısın? Yani belediyenin alacağını, vereceğini ve borçlarını pankarta yazdırıp, sen de belediyenin balkonundan aşağıya sarkıtıp vatandaşın gireni çıkanı görmesini sağlayacak mısın? Pankartın harflerini büyük yazdır, babayit başkanın bile evinin balkonundan rahatlıkla okuyabilsin. Küçük bir sır daha yazayım sana. Demirciye belediye başkanı olsan bile yol işi senin görevin değil. Yol işinde belediye reisleri sadece amaca yönelik siyasi görsel bir obje olabilirler. Demirciye belediye başkanı olsan, sana kimse organize sanayi bölgesini sormaz, belediyenin yapacağı imar düzenlemesiydi, o iş zaten bitti. İŞKUR kapsamında gençleri işe başlatmak için umut verdiniz. 6 aylık bir iş için bunu söylemekten geri kalmadınız. Bu aklı sana kim verdiyse çevrende bu adamın sözünü bir daha sakın dinleme. Ayrıca şu ATM memurları ve askeriyeden gelip belediyeden maaş alanlar meselesi. ATM memuru olan biri var yakınlarında. Bundan haberin var mı? Yok mu merak ediyorum. Bu isim meclis üyesi seçildi. Bunun farkında mısın? Değil misin? Bunun isminin meclis listesine, sen yazdıysan sağ bilgi veren olmamış bunu sorgula, yok eğer Selami Selçuk'un iddia ettiği gibi meclis üyelerine Mehmet Babayit yazdıysa, geçmiş olsun. Selami Selçuk'un Bursa'da danışman, emeklilik süresi yetmediğinden ATM çalışanı yaptığı kişidir kendisi, ayrıca eminim sana ilk yanaşandır. Bu geçecek 5 yılda bu isim hep önüne gelecek, haberin olsun. Sandıktan çıktığın ve makama olan saygımdan dolayı başarılar diliyorum. Memleket için istişare yapmaktan kaçınma. Demirci için hayal değil, gerçek işlerin altına gir. Bak seçim havasında destek olarak yanında senle yolunda gidenler oldu. Bazıları her dönemin adamıdır. Onların istekleri konusunda dikkat et. Seçim geldi geçti. Deme söylediklerini ben asla unutmayacağım. Çünkü öyle bir attın ki yetişebilene aşk olsun. Benim akıl sağlığım ve genel kültürüm iyidir, kendimle dalga geçirtmem, inanıp ardına düşenler de umurumda değiller, çünkü benim için yalan alkış tutanlar yok hükmündedir. 15 Nisan 2024 Mustafa Temiz Yazı dizimiz sona erdi.